Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Derlincer programımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff turunun ilk maçında Young Boys'ta Bern kentinde karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak maç. Radyo Spor'dan bütün detaylarını, maçla ilgili maçın bütün detaylarını öğrenebilirsiniz. Maç öncesi, maç sırasında ve maç sonrasında ortaya çıkabilecek gelişmeleri de aktaracak her zaman olduğu gibi Radyo Spor sizlere. Televizyondan izlemek isteyenler için de açık kanalda TRT1'de yayınlanacak. Biliyorsunuz TRT1 bir anlaşma yaptı ve Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi yani genel itibariyle Avrupa yarışmalarındaki maçları yayın hakkını aldı, yayınlama hakkını elde ettim. Sevgili dinleyiciler, bununla birlikte Galatasaray nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak merak edilen konulardan bir tanesi bu. Barış Alper Yılmaz dün takımla birlikte İsviçre'ye gitmemişti. Çünkü bir sağlık problemi vardı. Bu sağlık problemiyle ilgili şikayetleri azalınca kendini iyi hissetmiş ve akşam saatlerinde özel bir uçakta İsviçre'ye gitti. Takımın kampına katıldı. Eğer Okan Buruk iyi hissederse Barış Alper Yılmaz'a yer verebilir ki Barış'ın varlığı bence Galatasaray için çok önemli ama iyi hissetmezse yedek kulübesinde olacak en azından ve hamle oyuncusu olarak oyuna dahil olacak maçın gidişatına bağlı olarak. Peki Galatasaray akşam 22'de başlayacak maça nasıl bir kadroyla çıkabilir, nasıl bir 11 ile çıkabilir? Benim tahminim kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Yelert oynayacak. Yelert biliyorsunuz Konyaspor maçının son 15 dakikasında oyuna dahil olmuştu ve iyi bir görüntü sergiledi. Yelert son derece yetenekli, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir oyuncu. Geçen sezonda Galatasaray'a karşı Kopenhag formasıyla oynamıştı. Her iki maçta da ilk maçta kırmızı kart gördü ama ikinci maçta sol bekte harika işler yapmıştı. Yelert bugün sağ bekte yer alacak. Sol bekte ben Dibuan'ın oynamasını bekliyorum. Her ne kadar Berkan'ın da oynama ihtimali olduğundan bahsedilse de dünkü antrenmanda Dibuan sol bekte denenmiş. Derek Körn'ün bir sağlık sorunu var. O da soğuk algınlığı yaşıyor. Bir enfeksiyon sorunu var. Bu nedenle oynaması beklenmiyor bu karşılaşmada. Orta alanda Torreira savunmanın hemen önünde. Orta alandan önce stoperlere bakmak gerekirse Davinson sonu sakatlığında yine son Konyaspor maçında olduğu gibi elbette ki Abdülkerim ve Nelson oynayacak. Onların önünde Torreira. Onların hemen o Torreira'nın hemen önünde göbekte Gabriel Sara. Sağ kenarda Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor. Sol kenarda Kerem Aktürkoğlu. Forvet arkasında Mertens ve ileri uçta Icardi ile Galatasaray'ın sahaya çıkması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi para demek. Şampiyonlar Ligi itibar demek. Her ikisini de kazanmak istiyor Galatasaray. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Galatasaray 32 milyon euro katılım payı alacak. Bunun dışında başarı kriterlerine bağlı, başarı oranına bağlı bir takım ek gelirler ve elbette ki yayın geliri elde edecek çok önemli bir parayı, özellikle de katılım payıyla ilgili gelebilecek parayı önemsiyor Galatasaray. Çünkü bu doğrudan transfere kullanılabilecek bir kaynak anlamına geliyor. Haftaya salı günü de İstanbul'da Ali Sami Yen'de bu maçın rövanşı var. Programımızın ilk aşamasında Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın etkin isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi Doktor Cem Kınay bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. İyisiniz umarım. Her şey çok iyi. İnşallah bu akşam daha iyi olacağız. Çok heyecanlıyız. Umarım. Bu arada Ergin Hoca'yla tatil yaptınız sanırım. Kısa bir tatiliniz oldu değil mi Ergin Ataman'la? Ya Ergin Ataman imparator. Gerçek bir imparator. Çok güzel günler geçirdik. Bol bol Yunanistan, bol bol Galatasaray muhabbeti yaptık. Hoca da zaten haftaya sezon tekrar başlıyor. Kamp için tekrar geri dönecek. O da Türkiye'de tatilini bitirip tekrar Atina'ya geri gidiyor. Anladım. Önemli transferler de yapacak Panathinaikos'a galiba. Panathinaikos transferleri aslında bitirdi. Çünkü iyi bir takımı vardı. Bir tane oyuncu aldılar Makabi'den. Onunla beraber aslında bitti. Belki bir oyuncu daha, bir uzun alınabilir önümüzdeki günlerde. Göreceğiz bakalım. Ama Panathinaikos zaten çok güçlü bir takım. Bir Türk basketbolcu alacak mı Panathinaikos'a Ergin Hoca? İnşallah alır. Çok güzel olur. Kimi alıyor? Valla gazeteler Ömer'i falan yazıyor. Ben şimdi hocayla pek öyle o konulara girmiyorsunuz. Basket oyuncu muhabbeti yapmıyorum biliyorsun. Evet. Fatih Hoca'yla da yapmazdım. Ergin Hoca'yla da yapmıyorum. Ama ben de basından biraz takip ediyorum. İnşallah Ömer'i alırlar. Ömer beğendiğim bir oyuncu. Bir de yani Ömer gibi bir Türk oyuncunun da Yunanistan'a gitmesi. Biliyorsun seneler boyu İbrahim çok güzel görevler yaptı.
O da giderse çok iyi olur. Evet, Panathinaikos'un transfer gündeminde yer alıyor. Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, sanırım Ergin Hoca'nın da beğendiği için de zaten transfer gündemini aldığı bir oyuncu. Bakalım ne olacak? Milli takımdan oyuncuları zaten Ergin Ataman'ın. Bu arada Ergin Ataman'dan söz açılmışken, Ergin Ataman'ın çok sarı ifadeleri var. Ben Galatasaray Başkanı olmak istiyorum diyor. Zamanlaması olacak, konusunda sizin tahmininiz olacak. Ne Cem abi? İnşallah olacak. Evet, yani şu anda aktif koç. Uzun senelerde yapacak. Avrupa'nın en başarılı koçlarından birisi. Ama koçluğu bıraktıktan sonra Galatasaray'da görev almak, Galatasaray'da başkan olmak her zaman her yerde söylediği ve arzu ettiği bir konu. Ne zaman olur sizce? Ya, Ergin Hoca daha çok genç. Evet. Ben daha uzun seneler koç olarak görevine devam edeceğini düşünüyorum. Sayın Cem Kınay, Galatasaray'ın etkin isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi, biliyorsunuz merhum başkan Profesör Doktor Duygun Yarsuvat yönetimde yer almıştı ve Galatasaray bu yönetim nezdindeki sezonu 3 kupayla tamamlamıştı. Kendisi konuğumuz, devam ediyor. Akşamki maçla ilgili tahmininiz nedir? Skor tahmininiz? Valla ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsediğini, oyuncuların, teknik heyetin çok önemsediğini düşünüyorum. Artık küçük takım, büyük takım diye bir şey kalmadı. Herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla ya işte o zayıftır, rahat yeneriz diye bir konu yok. Ancak ben Galatasaray'ın bu akşam İsviçre'de rövanş için iyi bir sonuç alıp bugünkü alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için hak kazanacağını düşünüyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Ben şöyle bir tespitte bulundum son dönemde, düşündüm. Yani 2000'de Avrupa şampiyonluğu var Galatasaray'ın, Süper Kupayı da aldı Real Madrid'den. Ama 24 senedir Avrupa'da bir derece yok. 2000 çok önemli bir başarı, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı. Ama 24 senede de bir başarısızlık var Avrupa'da. Ne dersiniz, bu sezondan umutlu musunuz? Çok güzel söylediniz. Tabii biz hala o kupayı aldığımız için çok gururluyuz. Ancak diğer taraftan da hem futbol adına hem Türk sporu adına bu kadar az ve ender başarı göstermemiz iyi bir şey değil. Biliyorsunuz olimpiyatlarda da istediğimiz başarıları elde edemedik. Bence Türk sporu için toplam, Türk futbolu için toplam yeni bir tasarım, yeni bir gelecek için yeni bir strateji yapılmak zorunda. Burada da öncelikle altyapıya önem verilmesi, işte Ergin Hoca ile de konuştuğumuz konulardan birisidir. 85 milyon insan var. Anadolu'da bir sürü genç yetenek var. Fakat bir sistem bularak bu genç yetenekleri zamanında yakalamayı hem futbolda hem diğer spor dallarında beceremiyoruz. Bence federasyonların, spor bakanlığının buna önemli eğilmesi gerekiyor. 85 milyon nüfusu olan bu kadar büyük ülkede, bu kadar yeteneklerin olduğu bir ülkede, bu kadar sporda az başarı elde etmemiz gerçekten üzücü. Sayın Cem Kınay, Doktor Cem Kınay, biliyorsunuz kendisi bir tıp doktoru ama turizm sektöründe öncülerinden, asıl işi turizm oldu. Türkiye'ye her şey dahil sistemini getiren önce bir turizmci. Galatasaray'ın da eski yönetim kurulu üyesi, fikrini sizlerle paylaştı. Benim size sorabileceğim şeyler bunlar. Var mı ekleyeceğiniz bir başka şey? Çok teşekkür ederim. Duygun abiden bahsettiniz. Bu hafta Duygun abinin doğum günüydü. Onu da rahmetle güzelce analım. Onun liderliğinde Galatasaray'a 4. yıldızı aldık. Çok iyi bir Galatasaraylıydı. Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Bu doğum günü vasıtasıyla onu da güzelce analım. Haklısınız. Duygun Yarsuvat bir hukuk profesörüydü. Türkiye'nin önde gelen hukukçularından. Bu anlamda hem akademik hem de fiili olarak hukuk bilimine çok büyük katkıları oldu. Ülkeye çok büyük bir katkıları oldu. Özelde de Galatasaray'ın başkanlığını yaptı ve son derece başarılı bir dönem yaşadınız yönetim kurulu olarak. 3 tane kupayla kapattı Galatasaray o dönemi, değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. 3 tane kupa ve 4. yıldızı aldık. 4. yıldız. İnşallah bu sene de 5. yıldızı alırız. Peki. Çok teşekkür ederim bir kez daha katıldınız. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Eksik olmayın. Sağ olun. Konuğumuz Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Cem Kınay'dı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımızın bu aşamasında teknik direktör Metin Diyadin bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgür. Eksik olmayın hocam. İyisiniz umarım hocam. Hamdolsun. Teşekkür ederim. Ankara'dasınız bu sıralarda hocam. Evet,
Doğru. Hocam size bir şey sormak istiyorum. Yusuf Yazıcı hala boşta. Avrupa'da da transfer döneminin artık sonuna geldik. Ay sonunda kapanıyor. Premier Lig'de kısa süre içerisinde kapanıyor. Yusuf biliyorum Avrupa'da devam etmek istiyor ama şansı da az gözüküyor. Bir değerlendirme yapmak ister misiniz onun adına? Ya tabii. Herhalde yani enteresan biraz şu anlamda. Yani kulüpsüz kalması ama bence... düşük seviye takımlara gitmek istemiyordur diye düşünüyorum. Evet. Artı ikincisi de ekonomik tarafından muhakkak bakıyordur. Çünkü hem Fransa Ligi olsun, örneğin Belçika olsun, Hollanda olsun. Orada top 2-3 takımın haricinde bugüne kadar kazandıkları rakamları bulması mümkün değil. Ancak o yukarıdaki 3-4 takımdan birisi olması lazım diye düşünüyorum. O yüzdendir. Onlardan teklif yoktur diye düşünüyorum. Ama bu fırsatı da Türk takımları da değerlendirebilir diye düşünüyorum ama ben Yusuf adına dışarıdan baktığımda Trabzonspor harici başka takımlar Türk takımları olabilir diye düşünüyorum. Daha verimli olacağını düşünüyorum. Hocam Beşiktaş ve Galatasaray'la ismi anılıyor. Sürekli haberler çıkıyor. Ben Yusuf'un Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de o mevkide biraz var diye düşünüyorum. Yani İstanbul'daki takımlarda daha verimli, daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hmm. Çünkü Trabzon çocuğu olduğu için Trabzon'da bu sıkıntıyı hep yaşadı, hep yaşıyorlar zaten o çocuklar. Onun için ben yani bonservis bedeli yoksa ya da böyle durumlar varsa İstanbul, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bunlar değerlendirilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Anladım. Sizin duyduğunuz bir şey var mı hocam Beşiktaş ya da Galatasaray'la ilgili somut bir gelişme? Yok herhangi bir şey. Kardeşi yapıyor şu anda temsilcini Cihan Yazıcı. Bizim amacımız İspanya ve İtalya'dan bir kulüpte anlaşmak demişti ama tabii Türkiye pazarında ihmal etmiyorlar. Oraya da kapalı değiliz diyorlar. Bakalım. Gelişmeler neyi gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hocam, Fenerbahçe'de başarıyla futbol oynadınız futbolculuk döneminizde. Evet. Şimdi Fenerbahçe bu sezon muhakkak hedefe ulaşmak zorunda. Bunu gerçekleştirebilecek de bir teknik direktör getirdi. Ama nasıl başladı sezona? Fenerbahçe'yi futbol açısından nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi özellikle şöyle bakıyorum. Önce bir genel bir kısa bir geçeyim. Ligin ilk başlangıcının Eylül'ün 15'ine kadar bu iklimsel sezon başı geçirmeyen oyuncular olabiliyor ya da sezon başının yüklemelerinin getirdiği sonuçlar olabiliyor. İlk 5-6 hafta takımların gerçek analizini yapmak gerçekten zor yani. Evet. Oyuncuların bireysel performansını da bu maçlara ilk 3-5 maça bakarak değerlendirmek de doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için Fenerbahçe'ye, bu Galatasaray da bu arada takılabilirdi. Beşiktaş da Samsun da takılabilirdi. Yani ilk 5-6 hafta tabii ki kayıtsız geçmez avantaj takımlar için. Ama bu aradaki sürpriz sonuçlar da gelebilir yani. Onun için Eylül'ün 15'ine kadar gerçek takımların özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir olsun. Yani böyle bir özellikle bütün hepsi için geçerli ama bunlar yukarıya oynadığı için söylüyorum. 5-6 takımın ilk 5-6 haftalık oyuncusal olarak değerlendirmek çok doğru olmadığını düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ın geçen haftaki oyunu herkes tatmin etti. Ama bir hafta önceki oyunu da tam tersiydi. Yani bu zigzaklar özellikle söylediğim gibi yani bu Eylül'ün 15'ine kadar, Ekim'e kadar bir zigzaklar performans olarak olacaktır. Takımların oyunun oturması adına da muhakkak olacaktır. Onun için değerlendirmeyi aslında 5. 6. haftadan sonra yapmak çok da doğru olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelince de ciddi bir kadrosu var. Evet. Çok önemli bir teknik adam da getirdi. Ama bu şöyle bilinmesi de gerek. Evet. Bütün oyuncuların kabullenebileceği bir teknik adamı isim olarak getirdi. Camianın kabul edebileceği Mourinho doğal olarak çok rahat kabullenecek bir teknik adam. Ancak her şeyde teknik adam diye yüklemek çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu dünyanın en önemli teknik adamları kim olursa olsun hepsi için geçerli. Yani sonuçta faktörü önemlidir. Ama her şeyde değildirler.
Fenerbahçe'nin de hemen bir eleştiri olabiliyor. Tabii doğal bunlar, biraz da bu işin içindeki insanlar için doğal. Ama önemli bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında kesin zaten olacaktır. Şampiyon bile olabilir, şampiyon da olabileceğini düşünüyorum zaten. Önemli bir kadrosu var. Oyuncuları önemli, hocası önemli. Bir o trendi, o söylediğim o akışkanlığı, takım oyunu akışkanlığını yakaladığında da seriye bağlayacağını düşünüyorum. Burada işte o taşları yerine oturtturmada kayıtsız geçmesi lazım Mourinho'nun. Bazı şeyleri dışarıdan görmeyle, videoyla izlemeyle takımı çalıştırırken, içindeyken görmek çok farklı. Mourinho da bu süreci yaşıyordur diye düşünüyorum. Her teknik adam yaşar. Yani olumsuz bir şey asla görmüyorum. Fenerbahçe şampiyonun en güçlü adayıdır diyorum. Adaylarından biridir demiyorum. Adayıdır diye de düşünüyorum. Sayın Metin Diyed'in Fenerbahçe'deki futbol kariyerinden sonra futbolcunda Göztepe'nin formasını da başarıyla giydi. O bakımdan kendisine Göztepe'yi de soracağım. Hocam, ben Göztepe'yi çok beğendim. Zaten birincilikte de iyi efektif futbol oynadıklarını düşünüyordum ama Süper Lig'de de takım oyununu en fazla ön plana çıkartan, tempo yapabilen, atletik oyunculara sahip bir takım olarak ortaya çıktı. Özellikle 3-4 tane oyuncusu var ki ayağına hem hakim hem de tempo yapabiliyorlar. Çok atletik oyuncular bunlar. Özellikle siyahi oyunculardan bahsediyorum. Tianic sonradan girdi. Topu çok iyi kullanıyor. Mesela Calma Silva yine atletik oyunculardan bir tanesi. Ben Göztepe'nin şu anda Anadolu takımları içerisinde futbol olarak en ileride takım olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, erken bir yorum olabilir mi? Yok, çok doğru bir tespit. Yani bir iki maça göre de yorumlamayalım. Ama şöyle bir şey var. Göztepe düştüğü seneden sonraki bir yapılanmaya gitti. İlk sene değil, geçen seneden itibaren de bu yapılanmanın sonucunu muhakkak görecekler olumlu yönde. Çünkü orada bir futbol aklı var. Yani hem finansal olsun, hem oyuncu kalitesi olsun. Orada bir futbol aklı var. Ankersen değil mi hocam? Da, tabii. Yani o sahiplerinin sadece Göztepe değil. Yani Saltentum var sahip. Yani sahipleri şöyle değil. Bir tane iş adamı geldi, futbola yeni girdi. Bu var ülkemizde, çok var da onun için söylüyorum. Yani işte futbola yeni girdi. İşte böyle şeyler yapıyor değil. Yani bunların Avrupa'da karşılığı olan sahipleri. Başka takımları da var. Organizasyonları var. Ya bu konuda bir futbol, yani buna kısa tabirle bir futbol aklı olduğu için orada Göztepe üzerine koyarak gidecektir. Zaten hem İzmir şehriyle, camiasıyla da önemli bir güçtür zaten. Ya bunu da bu yapılanmanın sonucunda da Göztepe 2-3 yıla çok farklı yerlerde olacaktır. Türkiye Ligi'nde zirveye kesin oynayacaktır diye düşünüyorum. Artı yapılanmayı şöyle de bir yapıyorlar. Yani oyuncu katarken de oyuncunun satabilecekleri oyuncuları da kadroya sokuyorlar. Yani örneğin seyrettiğimiz bir iki oyuncuyu bir yıl sonra, iki yıl sonra 30-40-50 milyon euro karşılığında belki İngiltere'ye tekrar satabilecekler. Yani hem sportif başarı hem finansal başarıyı sağlayacaklarını da düşünüyorum. Çünkü o akıl orada, dışarıdan baktığımda görüyorum o aklı. Göztepe ile ilgili bu önemli tespiti Sayın Metin Diyedin yaptı. Son derece önemli. Futbolculuğunda da Göztepe'nin formasını başarıyla giymişti. Hocam, Trabzonspor'da birazdan basın toplantısı düzenlenecek. Son basın toplantısında Abdullah Avcı şikayet etti. Yani benim telefonumu internetten yayınlıyorlar, Twitter'a veriyorlar. Sonra abuk subuk mesajlar geliyor, hakaret ediyorlar, aileme küfrediyorlar vesaire diye. Bu bence bir kriz. Bilmiyorum bu krizi nasıl aşacak Trabzonspor. Oyun olarak da çok eleştiriliyor. Özellikle teknik heyet performansı. Trabzonspor'daki durumu nasıl görüyorsunuz? Ya önce şöyle bir Abdullah Avcı şahsında bir yorum yaparak bir de Trabzon şehrine geçeyim istersen. Evet. Şimdi sonuçta Abdullah Avcı bu ülkenin en önemli 3-4 tane yerli teknik adamından biri. Artı Trabzonspor'a da hatırlayın, ilk geldiğinde de bir süreç yaşadı. Oyun formatını oturtmak için ilk geldiği yılı düşünün. Bir oyun formatı oturtma adına bir süreç yaşadı. Pasa dayalı, gol yememeye dayalı, hücum son aksiyonları daha sonra getirdi ve o yılı dipten aldığı yeri yanılmıyorsam 4. 5. bitirdi o yıl. 2.
40. yılda da gelip şampiyonluk yaşar. Yani 40 yıl sonra şampiyonluk yaşamış bir teknik adam. Trabzonspor. Tabii ki futbolun dünü yok. Bunlar ayrı bir değerlendirme ama oradaki yapılan, daha şampiyonluktan sonra yapılan en büyük hata, bu bunda ciddi bir yönetimsel hata olduğunu düşünüyorum. Şampiyon bir kadroyu komple revize edemez. Yani orada kadro tamamen %70'i boşaltılmış. Yeni transferler, yeni bir kadro. Bir ayrılık süreci oldu. Tekrar geri geldi. Bir toparlama süreci. Bu sene yine birçok transfer var. Ben oyunsal olarak düzeleceğine kesin inanıyorum. Abdullah Zira ile oyunsal olarak, evet, hücumsal anlamda çok düşükler şu anda. Ama ben bunun düzelebileceğine inanıyorum. Ama Trabzon şehrini de tanıyorum. Büyümeye basılmış gibi çok zor dikiş tutması bu saatten sonra. Çok seri galibiyetler alması lazım diye. Ha, bu teknik adam değişikliği şehrin gazını alma gibi düşünülebilir. Ama sonuç getireceğini de düşünmüyoruz yani. Abdullah Zira ayrıldı, başkası geldi. Yeni bir süreç bu sefer başlayacak. Ama sabır yönünden de o sabrını da gösterilmeyeceğini şehirde biraz insanımızı tanıdığım için söylüyorum. Film kopmuş gibi duruyor ya. Evet, öyle duruyor. Hocam, Şenol Güneş'in ismi geçiyor. Sizin kulağınıza geldi mi bir şeyler bu konuda? Ya Şenol Hoca tabii Trabzonlu. Bir de şimdi tatillerinde boştayken kendi şehrinde geziyor doğal olarak. Kendi şehrinde de Şenol Hoca'nın bir karşılığı özellikle bazı kesimlerde vardır ya. Anladım. Yani Trabzonspor'un başında görür, özellikle eski yöneticiler, kendi yaş grubu özellikle bunu her zaman isterler orada olsun diye. Şenol Hoca'nın da Trabzonspor'a geliş zamanlarına da dikkat edin. Ekonominin olduğu dönemlerdir ya. Yani. Evet. Yani bunu bir eleştiri olarak da yapabiliriz yani. Tabii problem. Hem eleştiri hem de durum tespiti hocam. Eğer transfer bütçesi iyiyse hoca kabul ediyor. Tabii. Beşiktaş'ta da öyleydi. Şimdi Beşiktaş'ta da öyle. Şenol Hoca kendi memleketi, evet. Okey. Ama her geliş döneminde şehrin bir araya geldiği ya da ekonominin bir araya geldiği bir dönemlerde gelmiştir. Evet. Yani, dipteyken gibi gelmiştir. Böyle dönemler olmuştur. Daha önce de biliyorsun Belçikalı Hoca vardı. Örneğin o dönemi iyi biliyorum. Sezon başı para yok. Belçikalı bir teknik adam. Hugo Broos muydu hocam? Hugo Broos. 6. 7. hafta zaten hazırlık yapılmış gibi oldu. Ondan sonra devre arasına doğru bütün şehir bir araya geliyor. Yönetenleri, valisi, okulusu neyse herkes bir araya geliyor. Para bulunuyor, ediliyor. 3 ay sonra para bulunup Şenol Hoca geliyor. Yani bazı isimlerin Türkiye'de Şenol Hoca olsun, Fatih Hoca olsun. Yani böyle kulüplerin güçlü olduğu dönemlerde, onlar da kendilerine göre haklı tabii kariyerleri açısından. Ama hep bu dönemlerde geliştir. Şu anda da Trabzonspor'un kadrosu da, evet, Şenol Hoca isteyebilir. Çok da doğal. Kadrosu kötü bir kadro değil. Yeni takviyeler yapıldı. Santrafor'u da alındığı zaman bir çıkışa kalacağına da adım gibi eminim. Yani bu sabredilirse Abdullah Hoca'nın olacak. Sabredilmezse kim gelirse onunla beraber olacak. Yani o konuda değerlendirme bu orada. Şehrin ileri gerilimleri tarafından bir baskı unsuru olarak da yönetime garip. Belki yönetimde de istemeyenler olabilir Şenol Hoca'yı. Onu da göz ardı etmeyin ama bir baskı unsuru da getirebilir. Bunlar da olabilir. Ama benim futbol olarak, futbol ailesi olarak çok şık davranış biçimleri şu anda yoktur Trabzon'da. Evet. Bir teknik adam ayrılabilir, gidebilir. Sonuçları alamadığı zaman doğaldır. Kim olursa olsun teknik adam, bunlar olabilir. Ama bu tip davranış biçimleri, hele de 40 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk yaşatmış bir teknik adamla davranış biçimi olarak çok uygun bulmuyorum. Doğru. Siz de tam tersi hocam, zor koşullarda Trabzonspor'a geldiniz, teknik direktörlük yaptınız, zor koşullarda Eskişehirspor'u, zor koşullarda Oftaş Gençler Birliği'ni şampiyon yaptınız. Hatta tabii, şampiyonluk bazen aşamasında da bırakıp gittiniz. Şampiyonluğu yani, neredeyse garantiledikten sonra. Genelde şöyle oluyor da, onu bazıları güzel yapıyor da bazıları içinde şöyle oluyor. Bir şehrin ya da bir camianın oyuncu, eski oyuncusunun evladı gibiyseniz zor şartlarda, ekonominin olmadığı dönemlerde çağırırlar. Ekonominin iyi olduğu dönemlerde siz olmazsınız. Ama birkaç isim de
tam tersi kendi camialarına ekonominin yüksek olduğu zamanla giderler Türkiye'de. Evet, her şeyde de bu oluyor. Çok da ayrıntısına girmeyelim bundan sonra. Hocam sizin için en iyisini temenni ederim her zaman olduğu gibi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, vakit ayırdınız bize. Sağ ol. Teknik direktör Metin Diyadin konuğumuzdu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. João Félix nihayet Atletico'dan ayrıldı. Atletico'da istenmeyen adam olmuştu. Simeone onunla çalışmak istemiyordu ama ona rağmen profesyonelce davranıp onu kamp çalışmalarına aldı. Belli hazırlık maçlarında görev verdi ama João Félix'in kendisi de aslında Atletico'da kalmak istemiyordu. Geçen sezon Barcelona Real Madrid, düzelterek söylüyorum, Barcelona Atletico Madrid maçlarında problem yaşamıştı. Atletico taraftarı onu ıslıkladı. Biliyorsunuz geçen sezon Atletico'dan Barcelona'ya kiralık olarak gitmişti. Amacı João Félix'in yeniden Barcelona'da oynamaktı. Fakat Barcelona da maddi anlamda son derece sıkışık bir durum söz konusu. Dolayısıyla João Félix için gereken parayı ödemeyi istemedi Barcelona yönetimi. Ve João Félix Chelsea'ye gitti. Bir dönem kiralık olarak oynadığı Chelsea'de bundan böyle uzun vadede oynayacak. Az sonra Avrupa'dan futbol İspanya bölümümüze, İngiltere bölümümüze geçtiğimizde bu transferin detaylarını, ilgi çekici detaylarını sizlerle paylaşacağım ama öncesinde yeniden Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, futbolculardan Berkan Kutlu ile birlikte, ki Berkan biliyorsunuz İsviçre doğumlu. O yüzden belki de dünkü basın toplantısında seçildi Berkan konuşmacı olarak. Bir basın toplantısı düzenledi Okan Buruk. Önce Okan Buruk'u dinleyeceğiz. Sonra da bakalım Berkan Kutlu bu akşamki maçla ilgili ne söylemiş, ona bakacağız. Hem Galatasaray için hem Türkiye için çok önemli bir karşılaşma. Bir kere iki taraftan da buna çok motiveyiz, çok istiyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik, tekrar orada olmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son 4 senenin şampiyonu var. Bu görüşle rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Ne kadar iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Lige kötü başlasalar da bence kadro olarak da, kalite olarak da, fiziksel olarak da çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki ilk maç, deplasmanda oynayacağımız maç burada çok büyük önem taşıyor. Sahanın sentetik olması tabii ki, yani bu kim gelirse gelsin buraya, bu Young Boys için bir avantaj tabii ki. Ama biz oyun olarak bugün biraz da oyuncularımızı bu sahaya alıştıracağız, adaptasyonlarını sağlayacağız. Yarınki maçta da en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız. Dediğim gibi çok önemsiyoruz, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yani fiziksel olarak da çok atlet bir takım ve çok gol yiyor, çok da gol atıyor. Yani burada bence kimseyi de yanıltmasın. Her an pozisyona girebilecek, pozisyon da verebilecek bir takım. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda bunu net bir şekilde gösterdi. Dediğim gibi biz kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor ama aynı motivasyon, aynı istek, aynı konsantrasyon, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bu bize. Bunu yaparsak biz daha avantajlı oluruz. Yani hem benim ekibim hem oyuncularım gerçekten çok tecrübeli, çok önemli lider oyunculara sahibiz. Saha içinde başlayan, dışarıda olan ve teknik ekibimizle birlikte hepsi yarın üzerlerine düşüyorsa yapacaklar. Tabii ki bir oyun gücümüz var, oyun planımız her zaman var. Bu oyunu uygulamak istiyoruz. O yüzden dediğim gibi burada hem oyuncular saha içerisinde hepsi bir teknik adam olacak. Saha kenarında yine benim ekibimle birlikte burada yine aynı seviyede aynı şeyleri yapmaya, aynı duygularda olmaya çalışacağız. Erteleme derken biz hep yani Türkiye'de ertelendiği için işte ertelensin mi ertelenmesin mi diyoruz ama burada mesela geçen hafta sonu kupa oynandı. Takımları özellikle yormamak için Şampiyonlar Ligi playoff'u öncesi veya diğer kupalar için. Hafta sonunda maçlar yok biliyorsunuz. Yani ligi erken başlattılar ama burada bu takımlara böyle bir dinlenme süresi veriyorlar diyelim, hazırlanma süresi veriyorlar diyelim. Yani ben geçen hafta da söyledim, bizim bir talebimiz olmadı ama arada bir lig maçı olmaması bence tabii ki bizim için bir avantaj oldu. Tekrar dinleneceğiz, tekrar hazırlanacağız ve bir sonraki maça daha hazır halde geleceğiz. Yani ben diğer türlü bizi daha çok zorlayacağını düşünüyordum. Onun dışında sezon başı tabii ki, yani biz en %100'ümüzde olduğumuzu söylemiyoruz ama en %100 performansımızı ortaya
çıkarabilecek aslında şeydeyiz, kafa yapısındayız. Bence daha önemlisi bu. Yani bazen %100 olursunuz ama oynadığınız oyun %100'lere ulaşmaz. Ama siz mental olarak bu maça hazırsanız, bu oyunu bu kadar önemsiyorsanız ve %80 olsanız da onu %100'le oynamaya çalışıyorsunuz. Bence bu çok daha önemli, değerli. O yüzden ben hani oyuncularıma güveniyorum. Yaklaşık da 6. haftaya geldik şeyde. Başladığımızdan itibaren aslında tam 6 haftalık bir süreç hazırlanmak için çok uygun, ideal. O yüzden yani bu anlamda hazırız değiliz diye bir şey söylememize gerek yok. %100 hazırız. Şimdi tabii ki ilk 11'imizle ilgili tam kararımızı vermedik. Burada oyuncularımızı göreceğiz. Bugün de göreceğiz. Tam performansını herkesin gördükten sonra kadromuzu belirleyeceğiz. Dediğiniz gibi Barış'ın bir rahatsızlığı oldu. Bizle birlikte gelemedi sabah ama şu anda uçuyor. Yarına göreceğiz. Diğer oyuncularımla ilgili de aynı şekilde. Yani kadromuzu bu anlamda belirleyeceğiz. Yani özellikle savunmada iki tane oyuncumuzun eksik olmaması tabii ki bizim için bu anlamda dezavantaj. Hem Kaan'ın olmaması hem Davinson'un olmaması bu anlamda bizim için dezavantaj ama çok önemli, çok değerli oyuncularımız var. Yani her mevkide ve farklı mevkilerde oynayabilen yani Berkan bunu hep gösterdi. Kaan gösterdi, Barış gösterdi. Gerçekten yani çok önemli, değerli oyunculara sahibiz ve takımı çok sahiplenen, bu takıma çok değer katan, değer veren oyunculara sahibiz. O yüzden yani eksiklerimiz olsa da sonuçta 11 kişi çıkacağız sahaya ve devamında oyuncu değişiklikleriyle birlikte en maksimumunu, en fazlasını verebileceğiz. O yüzden bunları çok fazla takılmadan kendi yarınki maçımıza kimle başlayacaksa, kimle devam edeceksek biraz ona odaklanacağız. Şöyle, tabii ki ilk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek bence. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra ancak orayla ilgili bir hayal kurabiliriz. Onunla ilgili konuşabiliriz. Kadromuzu ona göre yine dediğim gibi şekillendirebiliriz. Ama şu anda Şampiyonlar Ligi'ne girmedik. O yüzden yani Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir hedef söylemek şu anda doğru olmaz. Bunu geçen sene de yaşamıştık. Yani maçları oynamadan bence çok gerçekten önemli rakiplere karşı oynuyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek, orada oynamak çok farklı bir motivasyon. Yani belki bize göre rakibimiz daha motive bir şekilde bu maçlara hazırlanacak, çıkacak. O yüzden yani şu andaki ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak. Futbol, dünyadan futbol. Arjantin'deyiz. Arjantin'de sabahın erken saatleri. Başkent Buenos Aires'te. Arkadaşım Martin Ribas bizi bekliyor. Radyo Buenos Aires'te çalışıyor ve Boca Juniors kulübüyle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Orada bir orta saha oyuncusu var. Altyapıdan yetişti. İsmi Cristian Medina. Cristian Medina'nın Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğundan bahsetti. Arjantin basını, detayları Martin'e soracağız. Hola Martin, muy buenas días. Hola, Osur, el placer de saludarte, muy buenos días. Un abrazo fuerte, espero que estés bien, Martín. Bien, bien, todo aquí bien. Para hablar un poco de esta solicitud del Fenerbahce para tener, para hacerse los servicios de Cristian Medina, actual jugador de Boca Juniors. Sí, lo sé. ¿En Buenos Aires hace frío ahora? Mucho frío y además hay lluvia, así que está lloviendo, ¿no? Claro que lo normal. Exactamente, hoy está lloviendo aquí en Buenos Aires. Vale, vale, muy bien. Cuídate mucho. Estamos en ese plan porque mañana hay que hacer el partido de Boca. Mañana juega Boca por Copa Sudamericana. Amerikana. Şu anda Arjantin'de hava soğuk, hatta soğuk yağmur da var, bunu söyleyebiliriz. Soğuk. Boca Juniors'ın da yarın maçı var. Tabii biz gelişmeleri takip ediyoruz. Fenerbahçe bakalım Boca Juniors'ın orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı transfer edecek mi? Bununla ilgili bir gelişme var. Bunu takip ediyoruz diyor arkadaşım. Martin Ribas kendisi Radyo Buenos Aires'te çalışıyor ve Boca Juniors kulübüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakalım Medina meselesinde son durumunu soracağız. Martin, ¿es cierto que el Fenerbahçe presentó una oferta al Boca Juniors por Cristian Medina? ¿Es cierto? Sí, presentó dos ofertas. Una inicial de 8 millones que fue rechazada y ahora presentó una nueva oferta de 11 millones
por un jugador que tiene contrato hasta diciembre de 2027, que viene de jugar los Juegos Olímpicos con la selección argentina y que además tiene una cláusula de rescisión de 20 millones. Uh-huh. No sé si se está cerca o lejos, no se ha expedido todavía el Consejo de Fútbol, que es quien maneja el fútbol a cargo de Juan Román Riquelme, quien maneja el fútbol de Boca, pero bueno, sé que hay un interés del jugador de poder ser cedido. Fenerbahçe bu futbolcu için Medina için bir resmi teklif sundu mu Boca Juniors'a? Evet sundu. İlk başta 8 milyon euro teklif ettiler. Euro dolares. El Fenerbahçe presentó una oferta euro dolares. Martín. Sí. Primero de 8 millones y después subió la oferta a 11 millones. Todavía no recibió una contestación. 11 millones de dólares, ¿dólares o euro? 11 millones de euros. 11 de euros, millones de euros. Vale, muy bien. Muy bien. Lo traduzco. Vale. Şimdi sí. Fenerbahçe bir resmi teklifte bulundu Boca Juniors'a Medina için. İlk başta 8 milyon euro teklif ettiler. Arkasından da bu teklifi geliştirdiler ve 11 milyon euroya çıktılar. Tabii oyuncu son derece önemli bir oyuncu Boca Juniors'ta. Boca Juniors'ta bir satın alma daha opsiyonu var. Daha doğrusu bir klausula dediğimiz özel madde var. Bu özel maddeye göre 20 milyon euroya çıkışı söz konusu oyuncunun. Bir anlaşmanın olduğunu şu an itibariyle söyleyebilmek mümkün değil. Ya da müzakerelerin kesildiğini de söyleyebilmek mümkün değil. Fenerbahçe'nin bu konudaki temaslarının devam edeceği bilgisine sahibiz. Futbolcunun 31 Aralık 2027 yılına kadar Boca Juniors'ta sözleşmesi var. Aslına bakarsanız transfer edilebilir bir futbolcu olarak gözükmüyor Boca Juniors'ta. Önemli bir parça ve Boca Juniors'ın sürekli oynattığı, denediği bir oyuncu. Arjantin milli takımına da aday. Ama Fenerbahçe teklifini geliştirirse bu futbolcunun transferiyle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Şu an itibariyle bir anlaşmanın ya da müzakere sürecinin kesildiğini söyleyemeyiz diyor arkadaşım Martin. Martin, el jugador vale al menos 20 millones de euros, ¿no? No, dólares. 20 millones de dólares es su cláusula de rescisión. Ah, vale. Y lo que no implica que pueda llevárselo por menos dinero el Fenerbahçe, ¿sí? Si es que lo termina aceptando el Consejo de Fútbol y obviamente también el jugador. Creo que una de las armas de seducción que tiene el Fenerbahçe es su entrenador, ¿no? Cuando uno habla de Mourinho, es un entrenador muy reconocido a nivel internacional y eso puede llegar a ser un condicionante, sobre todo para el jugador a la hora de la decisión. Şimdi oyuncunun serbest kalma maddesi varmış. Bu serbest kalma maddesi euro değil dolar. 20 milyon dolara serbest kalıyor. Yani 20 milyon doları verdiğiniz vakit bu oyuncuyu otomatik olarak alıyorsunuz. Dolayısıyla bununla ilgili bir gelişme olabilir mi? Tabii şu anda Fenerbahçe'nin verdiği ücret bu rakamın altında. Yani 11 milyon euro teklif etti ama 20 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi var. Ama tabii Fenerbahçe'nin avantajları var. O da dünyaca tanınan bir teknik direktöre sahip olması. Jose Mourinho isminin bu transferde faktör olabileceğini, Fenerbahçe'nin bir sonraki müzakere aşamasında, devam eden müzakerelerde daha doğrusu, anlaşma zemini oluşturabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ama şu anda anlaşmanın olduğundan bahsetmek doğru değil diyor. Martin, ¿sabes de que el futbolista, me refiero Medina, ve con buenos ojos de jugar en el equipo de José Mourinho? Sí, bueno, no, él no ha hablado en referencia a esto, pero sí, obviamente, todos los jugadores saben que dar un paso hacia Europa es dar un paso importante en la carrera, y obviamente estar bajo la dirección de José Mourinho es algo importante para cualquier jugador, no solamente de aquí de Argentina. Sí es cierto que Medina es un jugador que ya pasó por selección mayor, tuvo su citación, estuvo en los Juegos Olímpicos con la selección sub-23 y es un jugador con un futuro muy promisorio, joven, y que además, según pudimos saber con gente del Fenerbahçe, la idea es comprarlo para que pueda estar uno o dos años y revalorizarlo más. La idea es hacer un negocio con el ingreso de Cristian Medina. Muchísimas gracias por las informaciones importantes y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Martín. Fuerte abrazo, Osgur. No, gracias a ti y un abrazo enorme, Osgur. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego.
Martin Ribas bizimle birlikteydi. Son olarak oyuncunun fikri nedir, Fenerbahçe'de oynama fikri ne sıcak bakıyor mu oyuncu dedik. Şimdi ben oyuncunun bu konuda açıklama yaptığını söyleyemem. Oyuncunun herhangi bir beyanatı yok. Olması da söz konusu olamaz şu aşamada, ama bence sıcak bakar. Çünkü bir kere Mourinho, daha önceki sorunuzda söylediğim gibi, dünyaca tanınmış bir teknik direktör. Arjantin'de oynayan oyuncular, böylesine yüksek potansiyele sahip olan oyuncular da Avrupa'ya adım atmak istiyorlar. Avrupa macerası için önemli bir başlangıç, bir fırsat olabilir Fenerbahçe. Bu açıdan sıcak bakacağını düşünüyorum. Bu oyuncu potansiyeli gerçekten yüksek bir oyuncu. Milli takımlarda, Arjantin milli takımlarının alt yaş gruplarında oynadı ve U23 takımına kadar yükseldi ve 1-2 sene içerisinde Arjantin A milli takımında yer bulabileceğini düşünüyorum bu futbolcunun. Gelişme son derece açık ve Boca Juniors altyapısından yetişti. Önemli bir oyuncu. Elbette ki Avrupa'da olmak istiyor. Arjantin'de yetişen diğer pek çok oyuncu gibi. O bakımdan kulüplerin anlaşması durumunda, ortak bir maddi çerçeve oluşturmaları durumunda, ben futbolcuyla Fenerbahçe'nin anlaşması konusunda çok büyük problemler yaşanacağı kanaatinde değilim. Ama oyuncu potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla değeri çok yüksek. Boca Juniors'ın bu noktada tatmin edici bir teklif bulması gerekiyor diyor Martin Ribas. Martin Ribas Buenos Aires Radyo, Buenos Aires'te çalışıyor. Buenos Aires'te yaşıyor ve Boca Juniors kulübüyle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bugün de yaygın bir biçimde Brezilya basınında, dün gece daha doğrusu Brezilya basınında, bu futbolcunun, Cristian Medina'nın Jose Mourinho'nun istediği oyunculardan bir tanesi olduğundan bahsedilmişti. Orta sahada, merkezde oynuyor. Fakat sağ kenarda ya da hemen forvet arkasında da oynayabilme özelliğine sahip. Bir kez daha hatırlatıyorum. Boca Juniors kulübünün bu futbolcuyla sözleşmesi Aralık, 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor. Ve sözleşmede özel bir madde var. Bu maddeye göre 20 milyon doları veren takım otomatik olarak transferi gerçekleştiriyor. Bakalım Fenerbahçe bu transfer konusunda ısrarcı olacak mı? Arjantin'den son bilgileri arkadaşım Martin Ribas sizlere aktardı. Kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Derlinciler Chelsea ile Atletico Madrid bir takas formülünde uzlaştılar. Intercambio, bir oyuncu verdi, bir oyuncu aldı kulüpler. Biliyorsunuz Atletico Madrid zaten Conor Gallagher'le anlaşmıştı. Conor Gallagher Madrid'e geldi ve sağlık kontrolünden geçti ve Atletico Madrid'deki durumu belirsiz olan, Simeone'nin istemediği bir oyuncu olan Joao Felix de Chelsea'ye gitti. Zaten bir dönem kiralık olarak oynamıştı, tanıdığı bir kulüp. Oyuncu 24 yaşında ve tam 2030 yılına kadar imzaladı, sözleşme imzaladı Chelsea ile Portekizli futbol Joao Felix ve Gayer'in dışında 52 milyon euro ödüyor Chelsea bu takasta Joao Felix için Atletico Madrid'e. Bence Atletico Madrid son derece iyi bir iş yaptı. Neden diye soracak olursanız, 2018'de Benfica kulübüne 126 milyon euro ödemişti Joao Felix'i transfer edebilmek adına. Fakat Joao Felix'i ilk iki sezonun dışındaki sezonlarda çok fazla intiba sağlamış gözükmedi Atletico Madrid'e. Özellikle Simeone ondan oyuna çok daha yoğunlaşmasını, oyunu defansif yönüyle de oynamasını, fiziksel enerjisini ve gücünü geliştirmesini istediği halde bunların olmadığını gördüğü için ona fazla süre vermedi. Joao Felix de buna tepki gösterdi ve antrenman sahasında ya da işte tesislerde karşılaştıklarında artık birbirlerinin yüzüne bakmamaya başlamıştı teknik direktör Simeone ve Joao Felix. Bu nedenle Barcelona'ya kiralık verdiler. Barcelona'da da sürekli 11'de oynamadı ama oynadığı maçlarda etkili oldu. Amacı aslında Barcelona'da kalmaktı, devam etmekti. Barcelona'da eğer minimum koşullarla ya da işte ücretsiz, free gelebiliyorsa, serbest gelebiliyorsa Joao Felix'i almayı istiyordu. Fakat bu mümkün değildi. Çünkü Atletico Madrid tam 127-126 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı Joao Felix'e. Dolayısıyla onun durumu belirsizdi. Çok da fazla talibi olmadı. En sonunda bu Conor transferi, Conor Gallagher'in transferi karşılığında 52 milyon euro daha aldı. Conor'u, Gallagher'i transfer etti Atletico Madrid ve karşılığında Joao Felix'i verdi. Bence Atletico Madrid yönetimi yine iyi bir iş yaptı. Ama bakalım Joao Felix'in oradaki macerası, Chelsea'deki ikinci macerası nasıl gerçekleşecek? Bunu merak ediyorum gerçekten. Çünkü ilk Chelsea macerasında da çok verimli olamamıştı. Son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Portekiz milli takımında genelde yedekti. Çok az süre aldı. Bunu da iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz. Aslında çok yetenekli bir oyuncu ama Atletico Madrid'de yaşadıkları ya da son dönemdeki posturası ya da işte çalışma biçimi onun ivme kaybetmesine sebebiyet verdi. Chelsea nasıl böyle bir şey yaptı? Atletico Madrid gerçekten çok akıllı bir iş yaptı. İlginç
bir transfer öyküsü oldu bu. Bu arada zaman zaman Joao Felix Türk takımlarında gündemine gelmişti. Eğer Atletico kiralık olarak veriyorsa bu transferi gerçekleştirebileceğini düşünen Türk takımları da olmuştu ama gerçekten çok pahalı bir oyuncuydu ve Atletico Madrid onu bir şekilde bütün haklarıyla elinden çıkarmanın planlarını yapıyordu. Nihayet bir çözüm bulmuşlar. Chelsea ile bir kez daha hatırlatıyorum. Chelsea Conor Gallagher'i Atletico Madrid'e verdiği gibi üstüne de 52 milyon euro ödüyor ve Chelsea bu futbolcu için yani Joao Felix için 2030 yılına kadar bir sözleşme imzaladı. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Bir yorum. Yine Amerika'dayız ama bu kez Kuzey Amerika'dayız. Az önce Buenos Aires'ten, Arjantin'den, Güney Amerika'dan bir bağlantı yapmıştık. Şimdi Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde teknik direktör Cömert Pehlivan bizi bekliyor. Fenerbahçe'de başarıyla futbol oynadı. Altyapı takımlarında uzun süredir teknik direktörlük yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve MLS kulüpleriyle çok iyi ilişkilere sahip. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, merhaba, günaydın. İyisiniz umarım. İyiyiz, her şey güzel. Sizler iyisiniz. Harika. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Hocam az önce Buenos Aires'ten Boca Juniors'ı çok yakından takip eden bilgisine güvendiğim arkadaşımla bir konuşma yaptım. Martin Ribas diyor ki Fenerbahçe Boca Juniors'a Medina için bir teklifte bulundu. Bu oyuncu merkez orta saha olarak oynuyor. Boca'nın altyapısından yetişti. Önce 8 milyon euro teklif ettiler. Kabul edilmedi. 11 milyon euroya çıkardı teklifini Fenerbahçe. Fakat oyuncunun bir klausulası var. Yani çıkış maddesi var. 20 milyon dolar diyor. Tabii bu nitelikte bir oyuncuya ihtiyacı var. Hiç kuşku yok ki Fenerbahçe'nin. Özellikle Fred'in sakatlandığında bu ihtiyaç daha da belirgin hale geldi. Ama bu oyuncu uygun mudur Fenerbahçe'ye? Daha önce bir Avrupa deneyimi olmadı. Tabii oyuncu için Mourinho'nun takımında oynamak ve Avrupa'ya adım atmak büyük önemli bir aşama, böyle söylüyor Martin Ribas. Ama kulüplerle anlaşılabilir mi ya da ihtiyaca yönelik bir opsiyon mudur bu futbolcu Medina, ne diyorsunuz? Şimdi Medina tabii sizin de dediğiniz gibi bir çıkış maddesi var ve yüksek bir çıkış maddesi var. Genelde zaten Latin Amerika'da, Brezilya'da, Arjantin'de çıkış maddeleri biraz da 3-5 farklı bonservis sahibine denk geliyor. Nasıl Medina'nın bilmiyorum, 5 sahibim var ama genelde Brezilyalı futbolcularda bu sorun oluyor biliyorsunuz. Türkiye'ye gelen Arjantinlere baktığım zaman yani başarılı Fenerbahçe için doğru bir seçim mi bilmiyorum. Fenerbahçe için bir yatırım mı? 20 milyon çok yüksek bir rakam yatırım için. Bugün Osterwolde'ye 7,5-8 milyon verildi diye eleştirilmişti ilk sezonunda biliyorsunuz. Şu an için 10 sene şampiyon olamayan bir Fenerbahçe'de acaba Avrupa'da ses getirmiş biraz daha istediğin tecrübesine güvenildiği bir sporcuya gidilmesi daha mı doğru olur? O yönde biraz kaygılarım var. Çünkü Fenerbahçe'ye gelen 3 tane Arjantin futbolcu vardı daha önce herkesin bildiği. Sosa Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ta ve Trabzon'da iş yaptıktan sonra Türkiye Ligi'ne adapte olan bir futbolcuydu. Fenerbahçe'de başarılı oldu. Ama Ortega örneği var. Yine Roma'dan gelen Perotti örneği var. Bir Sosa ile Perotti aynı anda beraber oynayan iki Arjantinliydi. Yani çok başarılı olan bir Türkiye'de Arjantinli futbolcu sayısı çok çok az benim bildiğim kadarıyla. Bir dönem Kayseri'de ses getiren oyuncusu vardı biliyorsunuz. Beşiktaş'ta vardı ama Fenerbahçe için 20 milyon euro, Ferdi'nin satışında gelecek 20 milyon euro, bir Cengiz ve kaybedilen 15 milyona dönmemesini tercih ederim herhangi bir Türk takımı için. Yani izlediğim bir futbolcu değil, çok iyi bildiğim bir futbolcu değil ama yaşından ve Avrupa tecrübesi olmamasından ve rakam olarak da 20 milyon olmasından biraz tedirgin eden bir futbolcu çünkü kapalı kutu. Evet. Dolayısıyla daha böyle tecrübeli, geldiğinde çok az intiba sorunu yaşayıp etkisini hissettirebilecek bir oyuncu lazım. Raheem Sterling, İngiliz The Daily Mirror gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin, Juventus'un ve bir Arap kulübü Al Ahli'nin transfer gündemindeymiş. Chelsea'de sanırım yeni dönem için düşünülmüyor. Raheem Sterling için ne diyorsunuz hocam? Sterling tabii ki beklenti olan bir futbolcu. Daha önce birçok kez maçını izledik. Mourinho'nun da bilgisi olduğuna inanıyorum. Bu Arjantinli Mourinho'nun tamamen isteğinde, listesinde olan bir futbolcu mu yoksa yönetime önerilen bir futbolcu mu bilmiyorum. Ama Sterling alınırsa tabii ki Fenerbahçe için en azından bilinen bir oyuncu. Sadece adaptasyon dönemi olacaktır Türkiye'ye. Ama farklı bölgelerde de oynatabileceğiniz bir futbolcu.
Çok yani, özür dilerim araya girdim ama hocam sözünüzü kesip kusura bakmayın. Şimdi Maximin var Fenerbahçe'de. Patlama gücü olan bir oyuncu. Ben gerçi son vuruş açısından ve final noktalarındaki karar verme yeteneği açısından eleştiriye açık olduğunu düşünüyorum ama son itibariyle bir sol kanatta efektif bir oyuncuya sahipsiniz. Raheem Sterling de esas itibariyle sol kanatta oynuyor. Hatta Mourinho'nun bir tane geleceğe yönelik bir oyuncu alma, yatırım yapma, genç bir oyuncu yatırım yapma fikri vardı. Corinthians'tan West için bir girişimde bulunmuştu Fenerbahçe. Yine böyle bir oyuncu. Şimdi Barcelona'da satış listesine konulan Ansu Fati yine şu anki Maximim gibi oynayabilen, daha çok sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. İhtiyaç mıdır hocam böyle bu profilde bir oyuncuya yatırım yapmak Fenerbahçe açısından? Yani çok enteresan şu anda. Çünkü yatırım amaçlı olan bir durumda Fenerbahçe değil. Yani üstünün 4 sene şampiyon olan bir Fenerbahçe olur da yatırım amaçlı futbolcular düşünülür. Bu gelen bonservis paraları oraya kaydırılır. Bugün herkesin istediği, herkesin gördüğü birçok futbol adamının, dışarıdaki insanın 6 numara, 8 numara bir orta saha takviyeti. Fenerbahçe bu orta saha olayını 4 sene önce, 3 sene önce de orta saha yığılması vardı. Şimdi Wesley Brezilyalı bir oyuncu. O da 19-20 yaşında bir oyuncu. Sol kanat oynuyor. O da sağ ayaklı bir oyuncu. Evet, yatırım olarak güzel. Ama şu an için öyle bir oyuncuya gitmek ne derece doğru? Yani çünkü Fer'den büyük bir beklenti var. 35-40 milyon euro bir beklenti var. Bu parayı bir şekilde yatırıma mı ayırmak lazım? Yoksa şu anda kilit olacak, lige damgasını bulacak orta sahaya mı ayırmak lazım? Çünkü sadece süreç değil. Burada Bayin de sakatlanması çok doğal olur bu kadar yük tek başına üstüne bindiğinde. Yani ben Fenerbahçe'nin şu an transfer politikasını anlamaya çalışıyorum. Çünkü evet, Medina yatırım amaçlı bir futbolcu, Wesley yatırım amaçlı bir futbolcu. Ama daha isimli futbolculara girerek daha ilgi çözmesinde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda yer de açmaya başladı. Crespo'yla, Pedro'yla yollar ayrıldı. Yani şu anda gerçekten Fenerbahçe'nin transfer politikasını anlamaya çalışıyorum. Çünkü şu anda baktığınız zaman sol kanatta zaten patlama gücü olan bir maksimum. Yani Wesley de aynı tarz bir oyuncu. Sen de aynı tarz bir oyuncu. Tabii ki Mourinho'nun genel yapısına baktığımızda evet 1-0, 2-0 oynayan bir hoca ama patlama gücü yüksek futbolcuları istiyor. Hızlı futbolcular istiyor. Bu orta saha için de geçerli. Biraz daha 6 numara pozisyonunda oynayıp topu dikine oynayabilecek futbolcular Fenerbahçe için çok daha iyi olacaktır. Çünkü Enes'in de defans artış koşuları, Maksim'in defans artış koşularını göz önüne aldığımızda Fenerbahçe sağ kanatta Oğuz Aydın da oynayabilir. Orada sanırım Cengiz'de de yollar ayrılacak diye düşünüyorum. Anladım. Cengiz'le yollar ayrılacak. Hocam kısa bir reklam arası vermek durumundayız. Reklamların hemen ardından tekrar bağlantı kurabilir miyiz? Genel itibariyle Mourinho'nun oyun planını nasıl yorumladığınızı sormak istiyorum. Tabii ki de. Teşekkürler. Az sonra birlikteyiz. Teknik direktör Cömert Pehlivan'la. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Bir yorum. Teknik direktör Cömert Pehlivan bir kez daha bizimle birlikte. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Oradan sesleniyor sizlere. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha günaydın. Tekrardan hoş bulduk. Hocam benim kafama takılan bir şey var. Teknik direktör olarak fikrinizi merak ediyorum. Öğrenmek bakımından da soruyorum bu soruyu. Az önce haklı olarak bir konuya işaret ettiniz. İsmail Yüksek'in üstüne çok fazla yük biniyor takım savunması açısından. Ancak Göztepe maçının kadrosuna, oyuncu tercihlerine baktığımızda ön bölgede Maximim, Tadic, Enes'i, Ceko tercih edildi. Szymański var. Fakat Szymański bu dizilimde sanki İsmail Yüksek'te yan yana oynuyormuş gibi. Birazcık daha defansın önünde demiş gibi bir görüntü sergiledi. Çok fazla birebir mücadeleye girmeye çalıştı. Top kapma mücadelesine girmeye çalıştı. Yani ondan bu haliyle başarılı olmasını bekleyebilmek mümkün değil. Dolayısıyla ondan kaynaklanan açıkları İsmail Yüksek tek başına doldurmaya çalıştı. Ben Maximim'in çok fazla rakiple geriye geldiğini görmedim. Dušan Tadić zaten bunu yapabilen bir oyuncu değil. Topu ayağına aldığında etkili olan bir oyuncu. Ceko ve Enes'i de ileri uçtaydı. İkili bir forvet bloğunda. Dolayısıyla takım savunması sadece İsmail Yüksek'in eline üzerine kaldı. Çok zorlandı. Her topa gitmeye çalıştı. Ve çok deforme oldu bence. Çağlar yerinde müdahalelerde bulundu. Livakovic iyi yer tuttu.
Ama bu haliyle Fenerbahçe'nin açık vermemesi, pozisyon vermemesi imkansızdı. Neden Mourinho böyle bir oyun planı tercih etti ya da ben mi yanlış okuyorum oyun planını? Ne dersiniz? Şimdi tabii konu Mourinho olunca biraz eleştirmek zor daha doğrusu. Çünkü daha da anlamak zor Mourinho'yu. Daha yeni bir lige geldi. Kafasında mutlaka bir oyun planı var. Hepimiz Mourinho'yu senelerdir takip ediyoruz. Mourinho'nun normalde birçok antrenöre göre, birçok yorumcuya göre futbolu öldürdüğü, futbolu zevk alması değil daha çok skor amaçlı 1-0, 2-0 bitirerek, karşı takımı bezdirerek defansıyla öne çıkan bir hoca. Yani az gol yemesiyle, gol bulduğunda da maçı tutup ikinciyi atarsa atar, atmazsa 1-0'ı okey diyen bir hoca. Evet, futbola çok büyük bir zevk vermiyor, izleme zevki vermiyor. Ama şimdi Fenerbahçe'deki seçtiği oyuncular, Fenerbahçe'nin oynadığı lig kalitesine göre bakarsanız Fenerbahçe burada Galatasaray, Beşiktaş gibi %60, %70 bu ligin üstünde ki bana göre daha da yüksek rakam. Seçimlere baktığımızda arka arkaya çıkılan çok fazla maç var. Bu maçlarda bir sakatlıklar oldu. Yeni bir takım. Toplam 60-70 idman belki yaptı takımdan. Bunların hepsi etki. Söylediğiniz gibi ben defans tercihinde Mourinho'nun hala arayışta olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal Mourinho takımlarında defans hattı çok sağlam olur. Kolay kolay pozisyon vermez ama hem kupa maçında gördük. Lille maçında hem Adana Spor maçında gördük ve son Göztepe maçında son dakika verilen pozisyonlar var ki tehlikeli pozisyonlar var. Adana maçında da çok rahat gol alabilecek bir pozisyondu. Fenerbahçe o buna şanslı bir maç geçirdi. Lille maçında son dakika verilen bir panik var. Bunun sebebi futbolcuların birbiriyle çok fazla oynamaması. Bugün ayakları iyi olmayan futbolcu olduğu zaman defansa Mourinho takımlarında çok fazla yer bulabileceğine inanmıyorum. Burada Beka örneği var. Evet, kesici bir futbolcu, agresif bir futbolcu, rakip takımı, rakip santraforu yıldıran bir futbolcu ama ayakları çok iyi değil. Aynı ayakları iyi olmayan Çağlar var. Bunların attığı uzun toplar rakibe gittiği zaman rebound toplarında karşılayabilecek tek kişi burada İsmail. İsmail'in de burada verdiği performans ilk 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika agresif olsa da sarı kart gördüğünde İsmail'i geri çeken bir performans oluyor. Çünkü her an elinde bir bomba taşıyor İsmail. İlk müdahaleleri ilk topa dokunmayla yapmayı seven bir futbolcu. Rakibi döndürmeyen bir futbolcu ve hızlıca rakibini döndürmeden top kapmaya çalışan bir futbolcu İsmail'in yapısı bu. Şimanski kreatif bir futbolcu. Önde alan baskısı yapan bir futbolcuyken bugün Şimanski 8 numaraya hatta sizin de dediğiniz gibi 6 numaraya döndü maç içerisinde. Kreatif futbolcularında genel yapısında %80, %70 defansa yardım ettiği zaman o %30'luk harcayacağı güç, patlama gücü ileride beklenen şutların ve beklenen atakların gelmemesine sebep oldu. Yani Şimanski olayı evet geçici bir çözümdü Fenerbahçe için. Kesinlikle asla oranın oyuncusu değil. Orada yumuşak kalan bir oyuncu bence hatta. Son hatası yapıyor. Oynamadığı bir bölge. Krunic zaten beklentinin çok çok altında. İkini oynamamasıyla, pozisyonları izlemesiyle, geç kalmasıyla. Burada İsmail'in sakatlanmaması niye demiştim ilk şeyde. Bu kadar yük binilen bir futbolu ya kaç cezası olur ya darbeye yönelik sakatlıklar olur ya da adele çekmesi olur. Çok fazla yük var işte gerçekten. Yani ilk programın başında da söylediğimiz gibi Fenerbahçe kanatları oyuncu bakıyorsa orta sahayı kafasında neyle tamamlayacak? Yani Dijeku'yu öne alıp 6 numaraya mı alacak? Süreç döndüğünde veya Ferdi kalıp bilmek arasında hala gitgeller var. Ferdi neden 8 numarada denenmedi bilmiyorum. İlk sorunuza gelince de Mourinho'nun oyun planında gol yememeye yakın bir Mourinho varken Fenerbahçe'de daha çok savunmayı yapamayan bir Mourinho gördük. Daha şu anda 3-4-5 bir maçta diyeyim size. Ama mutlaka düzelecektir. Mutlaka onun arayışları vardır. Çünkü çok cesur bir oda. Çocuk yönde zaten rakibi eksikliğine alan oyuncuları da çocuk yönüyle baskısıyla eksikliğine alan bir oyuncu hoca. Mutlaka o cesur kararların karşısında almaya başlayacaktır. İzleyeceğiz yani. Mourinho izlemek çok zevkli bence. Bir antrenör olarak da öğretici yapısı var. İzleyeceğiz. Evet bence öğretici. Yani oyun zevki artık dünyada futbol çok değişti. Yani bu kadar sponsorların, bu kadar paraların döndüğü yerde herkes 3 puanın peşinde. Herkes 1-0 olsun, yarım 0 olsun peşinde. Kreatif futbolcularla defans yapan futbolcuları bir araya getirmek de çok kolay değil. Çünkü dediğiniz gibi size de söylüyorum. Yani Maksim'in, Sadic'in defansa yardımı yok. Orada Cengiz oynasa sağ çıktı defansa yardımı yok. Nasri bir ara geriye geldi. O da öne geçemedi bu sefer.
Fenerbahçe bu ikilemi Mourinho ile çözeceğini düşünüyorum. Yani bence biraz çabuk Mourinho eleştirisi yapılmaya başladı Türkiye'de. Yani bugün Mourinho'dan daha kariyerli bir hocanın Türkiye'ye gelebileceği önümüzdeki 50 yıl garanti değil. Hocam size bir futbolcuyu sormak istiyorum. Samet Akaydın. Tabii. Kadroda fakat evet. Şans bulamıyor şu ana kadar. Evet. Samet çalışmalara da başladı. Epey oldu milli takımdan döndükten sonra çok az tatil yaparak çalışmalara başladı. Acaba Mourinho ne düşünüyor? Benim Ender Yurtgüven, sevgili Ender Yurtgüven, Samet Akaydın'ın temsilcisi. Kendisinden aldığım bilgi, ki yayınımıza da katıldı, söyledi. Mario Branco Samet Akaydın'la birebir görüşmüş. Demiş ki hoca seni düşünüyor. 4 stoperden bir tanesi olarak düşünüyor. Dolayısıyla bizimle devam edeceksin demiş ama hala süre alamıyor. Ve Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor. Biliyorsunuz geçen sezonda Panathinaikos'ta kiralık olarak oynamıştı. Ne diyorsunuz Samet Akaydın'ın durumu için? Yani şu anda Türkiye Ligi'nde yerli oynatma mecburiyeti olsaydı ilk 11'de ben Samet Akaydın'ın kalmasını doğru bulurdum. Ama şu an Türkiye'de Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'de daha önce yaptığını gördük. Panathinaikos'a nasıl gittiğini gördük. Panathinaikos'ta da daha önce oynamış, altyapılarında oynamış, sonra altyapılarında hocalık yapmış, şu anda Amerika'da çalışan bir arkadaşım var. İlk Samet Akaydın Panathinaikos'a gittiğinde George Stambikas diye bir koç beni aramıştı. Fenerbahçe'den geliyor sanıyor musun hocam diye. Ne söylediysem aynısını bir hafta 10 gün sonra kendi söyledi. Yani Samet Akaydın pozisyonun yerini kaybeden, iyi niyetli arkadaşlarına yapan ama defansta Fenerbahçe seviyesinde oynayabileceğini düşünmüyor. Çünkü ayakları birçok aslında oynayan Fenerbahçe şu anda bekaya sahalara göre daha iyi. Ama çok fazla pozisyon hatası yapıyor. Kendi pozisyonun dışına çok fazla çıkıyor. Böyle de çok fazla pozisyon hatası yapıyor. Bunu Panathinaikos'ta da sürdürdüğü için orada da bonservisini almadılar. Ben Fenerbahçe'nin tutacağını düşünmüyorum. Yani Panathinaikos'ta sonra Fenerbahçe evet bir Euro ve çok Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans gösterdi diyelim. Şu an soru da buldu. O biraz onu tuttu ama Mourinho bence Panathinaikos katetlerinde seyretirse, Fenerbahçe katetlerinde seyretirse tutabileceğini zannetmiyorum ki idmanda da şans vermesine rağmen kadroda hiçbir şekilde bu kadar kişi değişti. Yani Osterwold da değişti, Bekoa da oynadı, Ceko da oynadı, Çağlar da oynadı ama hiç şans vermedi. Evet. Hocam Cengiz Ünder'in nereye gideceği ya da geleceğini nasıl şekilleneceği ile ilgili sizde bilgi var mı? Duyduğum bir bilgi yok ama gitmesinde şu an için yarar var. Çünkü yani olmayacak gibi gözüküyor. Verilen şansları kullanamadı. Bir daha kadroya alındı. Yani Fenerbahçe için o bölgenin bir temizlenip orada farklı bir rekabete gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten oyunu tutmaya çalıştığın zaman bir İrfan var. Orada oynayabilecek ama kanadı biraz hızlı kullanabilecek. Bir kanadı hızlı kullanabilecek. Yani bir offside'in hızında çok daha ortayı, early cross'ları yapabilecek, çok daha rahat iyi orta yapabilecek bir kanat oyuncusu gerekiyor. Neden İngiltere'den herhangi bir kanat oyuncusu alınmıyor? O da ayrı bir soru işareti bende. Yani Fenerbahçe için bence çok daha Hollanda ve İngiltere'den bir kanat oyuncuları Fenerbahçe'de her zaman başarılı olacağını zannediyorum. Var bir isim sizin duyduğunuz ya da gündemde olan bir isim Fenerbahçe, Hollanda ya da İngiltere? Yok, şu an için bir isim yok, yani isim söyleyemem ama mutlaka izleniyordur diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ekibinde de izleme komitesi 13 yıldır bence iyi işler yapıyor. Yani mutlaka oraya da bir isim düşünülecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Cengiz de o verimi alamıyor Fenerbahçe. Sayın Cömert Pehlivan, Teknik Direktör Cömert Pehlivan Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuzdu. Fikirlerini sizlerle paylaştı. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve orada teknik direktörlük yapıyor. Fenerbahçe altyapısında da futbol oynamıştı. Hocam teşekkür ederim bir kez daha. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Tekrar görüşürüz. Tekrar. Mutlu bir gün geçirmenizi temenni ederim. İyi günler. Sağ olun, teşekkürler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yeah.
Dalincar, İlkay Gündoğan artık Manchester City'nin yeni oyuncusu oldu. Aslında bir yıl aranın ardından tekrar Manchester City'ye döndü demek, böyle bir tanımlama yapmak, olayı böyle açıklamak çok daha doğru olur. Çünkü zaten geçtiğimiz yaz serbest statüde Barcelona'ya transfer olmuştu, City ile sözleşme yenilemediği için. Bence Barcelona'da harika işler yaptı, başarılı oldu. Geçen sezon 14 tane gol pası verdi. Bir o kadar gole katkısı vardı. Doğru orta ortalaması çok yüksekti. Topu çok az kaybeden, doğru top kullanan bir futbolcu. Bu anlamda Xavi'nin fundamental parçasıydı. Yani radikal, değişmeyen parçasıydı. Aynı şekilde yeni teknik direktör Hansi Flick de onun oyun merkezinde olmasını arzu etti ve kalmasını ısrarla talep etti. Ama Barcelona yönetimi aynı niyette değildi. Değişik haberler yaptırdılar. İşte İlkay gitmek istiyor dediler. Halbuki İlkay'ın gitmek istemesi söz konusu bile değildi. Kalmak istiyordu. Bir yıllık sözleşmesi artı bir yılda opsiyonu vardı ki geçen sene 60 maça yakın oynadığı için, sanırım 50 maç düzelterek, 50 maç oynadığı için bu opsiyon, yani sözleşmesi bittikten sonra devreye girmesi gereken opsiyon zaten otomatik olarak devreye girmişti. Çünkü başta yapılan sözleşmede belirtilen maç adetine ulaşmıştı. Ama buna rağmen Barcelona bir başka transferde yer açabilmek, İlkay'ın maaş yükünden kurtulabilmek, içinde bulunduğu mali fair play kuralları, FIFA'nın kuralları nedeniyle içinde bulunduğu ekonomik durumdan bir nebze olsun kurtulabilmek adına biraz mobbing yaptılar. Biraz değil, hatta fazlasıyla mobbing yaptılar İlkay Gündoğan'a. İlkay da gururlu bir insan olarak çekti ve gitti oradan. Ve eski teknik direktörü Pep Guardiola da zaten tekrar City'ye dönmesini çok istiyordu. Pep Guardiola sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da İlkay'ı çok seviyor. Hatta ilk dönemde, yani İlkay Manchester City'deyken Pep Guardiola ile İlkay Gündoğan'ın evleri yan yanaydı. Yani bir komşuluk ilişkileri de var. Ve tekrar kaptanlık bandını vermeyi düşünüyormuş Pep Guardiola İlkay Gündoğan'a. Ve oyun merkezinde oynatacak İlkay Gündoğan'ı. 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Manchester City ile İlkay. Yani önümüzdeki sezon, ya daha doğrusu bu sezonun sonunda isterse devam edebilir City ile, City de isterse serbest statüye ulaşabilir. Bir sezon en azından Manchester City'de oynayacak, ama ben bu sezondaki gelişmelere bağlı olarak İlkay'ın bir sonraki yaz başka bir ufka yelken açacağını düşünüyorum. Tabii Türk takımlarına gelme ihtimalinden bahsedildi. İlkay daha önce Galatasaraylı olduğunu beyan etmişti. Bir gün Galatasaray'da oynayacağını da söyledi ama bu yaz değil demişti. Belki de önümüzdeki yaz böyle bir ihtimal doğabilir. Bu arada ilginç bir detay İlkay Gündoğan transferinde. İlkay Gündoğan alacaklarını tamamıyla Barcelona'da bırakıp gitti. Yani enteresan bir şey. Yani Barcelona'da bunun karşılığında İlkay'ın transferinden Manchester City'den para istemedi. İstememeleri normal. Çünkü İlkay nereden baksanız 10 milyon euronun üzerinde para kazanıyordu. Önümüzdeki sezonun parası, çünkü bir sezon daha sözleşmesi vardı. Sonra devreye otomatik olarak girecek olan opsiyondan kaynaklanan bir sonraki sezonun parasıyla hesap ettiğimizde önemli bir yekün. Bunu da bıraktı. Yani bu hakkından da feragat etti. Enteresan bir şey. Barcelona bu anlamda çok karlı oluyor ama anladığım kadarıyla İlkay Gündoğan da onlara eyvallah etmemiş oldu. Yani etmek istemedi. Eyvallah etmek istemedi ve parayı bırakarak ayrıldı oradan. Bununla birlikte İlkay Gündoğan önceki gün yaptığı açıklamada Alman milli takımında bundan böyle forma giymeyeceğini söyledi. 80 küsur maç oynadım. İlk başta böyle bir şeyin olabileceğini tahmin bile edemezdim ama çok gururluyum. İyi hizmet ettiğimi düşünüyorum ve Alman milli takımını her zaman destekleyeceğim dedi. Değerli dinleyiciler. Bununla birlikte bir başka haber daha geldi Alman milli takımından. Ünlü kaleci Manuel Neuer de Alman milli takımını bıraktığını açıkladı. Manuel Neuer son derece başarılı bir kaleci. Schalke'deki başarısı onu Bayern Münih'le oynadığı maçlarda tuhaf hareketler yapmış olmasına rağmen Bayern Münih'e taşımıştı ki Bayern Münih taraftarı onun transferine çok tepki göstermişlerdi. Bizi çıldırtan, provoke eden hareketler yapıyor olmasına rağmen Schalke'den bu kaleciyi niçin aldınız, istemiyoruz Neuer'i demişlerdi ama Bayern Münih de harika işler yaptı ki Alman milli takımıyla birlikte Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşmıştı ve gerçekten Alman milli takımının değişmeyen isimlerinden bir tanesi. 2014 yılında Brezilya'da yapılan ve Almanya'nın çok parlak bir turnuva yaptığı sezonda en iyi kaleci oldu Manuel Neuer. Dünyanın da en iyi kalecilerinden bir tanesi ama geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında Real Madrid'de oynanan yarı final maçında gördüğümüz üzere Manuel Neuer de artık ileri yaşlardan kaynaklanan bir takım deformasyonlar ve performans düşüşü var. İkinci hamleyi yapmakta zorlanıyor. Dolayısıyla kendi fiziksel durumu, ki çok ağır bir tedavi
sürecinden geçti. Biliyorsunuz gırtlak kanseri olmuştu. Bu tedavi sürecini başarıyla tamamladı ama bu olaylar onu birazcık geriye götürmüşe benziyor. Dolayısıyla o da artık Alman milli takımındaki misyonunu tamamladığını düşünerek geri çekilme kararı aldı. Belki Bayern Münih'le de son noktayı koyacak sezon sonu itibariyle. Ter Stegen'e gün doğdu. Ter Stegen oynamayı hak ediyorum, Alman milli takımında doğrudan oynamalıyım diye açıklamalar yaptığı için bu konu çok fazla tartışma meselesi haline gelmişti Almanya'da. Neuer mi oynayacak, Ter Stegen mi oynayacak diye, ama Neuer'in egemenliği, Alman milli takımında birinci kaleci pozisyonundaki egemenliği hiçbir zaman tartışılmadı ve değişmedi. Ama bundan sonraki süreçte sanırım Barcelona'nın kalesini koruyan Alman Ter Stegen Alman milli takımının birinci kalecisi olacak. Durum böyle. Avrupa'dan verebileceğimiz notlar şimdilik bunlarla sınırlı ama kalan bölümde yine bazı notları aktaracağım sizlere. Bir oyuncu var. İsmi, tam ismi Angelo Gabriel Borges Domaceno. Bu oyuncu Brezilyalı. Sağ kenarda oynuyor. Sol kenarda oynayabilme özelliği var. Hatta forvet arkasında da oynuyor ve Chelsea'nin kadrosunda yer alıyor. Oyuncu 19 yaşında, gelişime açık. Beşiktaş bu futbolcunun kiralık transferine talip. Çıkan haberler bu yönde. Beşiktaş yönetimi ve transferden sorumlu yöneticiler bunu reddetmiyorlar. Beşiktaş'ın bunun dışında da bazı genç oyuncuları transfer etmek gibi bir düşüncesi var. Onlardan bir tanesi de sol ayaklı bir stoper. İsmi Mikael Faye. Barcelona'da oynuyor. O da 20 yaşında. Ve bu futbolcunun da kiralık transferine talip. Tabii Barcelona'da maaş yükünden kurtulmak için ya da kadroyu sadeleştirmek için bu tür oyunculara gelen teklifi de değerlendirmeye açık. Sayın Süleyman Oktay futbolculuğunda Beşiktaş'ın formasını başarıyla giymişti. Şimdi izleme ekibinde yer alıyor. Bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde. Süleyman abi hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Özgür. İyi yayınlar. Herkese selamlar. Sağ olun. Eksik olmayın. Nasılsınız? Nasıl geçiyor gününüz? İyi, bir yaramazlık yok Özgür. Gayet iyi. Sıkıntı yok. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim Süleyman abi. İşte medyadaki işlerimizi sürdürüyoruz ve gelişmeleri takip ediyoruz. Edindiğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Bu arada hem sizinle hem dinleyicilerimize paylaşayım. Siz biliyorsunuzdur ama hatırlatmakta fayda var. Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Kadroda Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov yok. Mete Vardar Beşiktaş'ın as başkanı bir açıklama yaptı. Muleka çok değerli bir oyuncu ama onunla ilgili bazı gelişmeler var dedi. Sanırım Suudi Arabistan'a gidecek Muleka. Aboubakar zaten düşünülmüyor. Beşiktaş bir şekilde onu satmak istiyor yönetim. Bahtiyar Zaynutdinov'la da ilgili ayrılık ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum ben. Bilmiyorum nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Tabii doğru diyorsun Özgür. Beşiktaş zaten bu futbolcuları vermek istiyor. Tabii bunların içinde Muleka biraz daha faydalı olabilecek bir futbolcu ama onun da talibi çıktığı takdirde muhakkak onun da gitmesine kimse kal demeyecektir. Çünkü Beşiktaş'ın kadro boşaltması lazım ve yeni futbolcuları alabilmesi için bazı futbolcuların da ayrılması lazım ama maalesef bazıları gitmek istemiyorlar. Oturdukları yerden işte paralarını almak cazip geliyor herhalde. Zaten tabii ki yaşları da 30'un üstünde olan futbolcular herhalde bunlar artık kariyer yapmayı veya bundan sonra üst seviye oynayıp tempolu oynayıp takımlara faydalı olmayı düşünmüyorlar. Oturdukları yerden para almak bunlara cazip geliyor herhalde Özgür. Yani benim de düşüncem bu şekilde. Anladım. Peki. Bu Chelsea'deki genç oyuncu, kanat oyuncusu Angelo hakkında ne düşünüyorsunuz? Var mı gerçekten Beşiktaş'ın transfer gündeminde? Şimdi Özgür tabii isimler geçiyor ama ya, görüşmeler yapılıyor muhakkak. Şimdi Beşiktaş'ta bir de şu çok önemli. Tecrübeli futbolcular var. Tecrübelilerin yanında da gençlere de şans veriliyor. Gençler de alınıyor, transfer ediliyor. Daha fazla da önümüzdeki yıllarda kapasitesi yüksek olabilecek, iyi görüntü veren futbolcular alınmaya çalışılıyor. Ama tabii ki bu kiralık olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor. Çünkü seneye sende olmayacak bu futbolcular. Ama Beşiktaş tabii ki bu sene İyi bir takım olmak zorunda, iyi bir takım görüntüsü vermek zorunda. Şu anda da zaten bu yolda ilerliyor. Beşiktaş şu ana kadar bu sezon oynadığı maçlarda gayet iyi gidiyor. Tribünler mutlu, camia memnun, herkes moralli. Şimdi yani kiralık aldığın futbolcular seneye gidecek diye bu sene faydalanmayacaksın demek değil. Yani alırsın,
Burada da iyi futbol oynar. Belki tabii ki kulübüne geri döner. Ama ondan sonra da alma şansın olabilir. Tekrar oturup konuşulur, alma şansın olur. Ama Beşiktaş bu sene şampiyonluğa oynayıp veya şampiyon olması gerekiyor Özgürcüğüm. Yani Beşiktaş'ın çünkü geçtiğimiz senelerde başarısız bir takım görüntüsü vardı. Hiç kimse memnun kalmadı bu takımdan. Beşiktaş'ın bu görüntüsü kimseyi mutlu etmedi. Ama bu sene cidden bu yönetimle beraber, yeni yönetimle beraber Beşiktaş çok iyi ilerliyor, çok iyi yolda gidiyor. Tabii ki şu an %100'üne geldi mi, eksikler yok mu? Tabii ki var, eksikler de var. Defansta zaaflarımız var. Biraz gol pozisyonlarını fazla veriyoruz. Bunları da eğer önlediği takdirde Beşiktaş 2-3 transfer daha yapıp bir iyi bir stoper alıp bunları da önlediği takdirde Beşiktaş'ın daha başarılı maçlar çıkaracağı, daha iyi oynayacağı maçları göreceğiz. Çünkü Beşiktaş baktığın zaman ben de İnönü'deydim Antalya maçında. Coşkulu, istekli, arzulu. Bu çok önemli Özgür. Yani vurdum duymaz, geçen senenin o vurdum duymaz futbolcuları, takımı gitmiş. Adeta açlık içinde aç futbol oynayan ve de başarı isteyen, daha doğrusu şampiyonluğa oynamak isteyen bir Beşiktaş'ı görüyoruz sahada. Belki benim bu kadar böyle şampiyonluğa oynar demem falan belki biraz erken olacak ama cidden bütün herkesin ortak kanısı bu. Beşiktaş şu an çok iyi durumda ve de bu iyi durumunu devam ettirebilir. İyi bir kadro yakaladı. Gelen futbolcular çok iyi. Rafa Silva müthiş oynuyor. Immobile çok iyi. Geride Paulista stoper defansı tutuyor. Yani eğer 2-3 transfer iyi transferle de zaten başkan da ne dedi? Zaten Beşiktaşlar dedi rahat olsun. Biz biliyoruz eksikleri. 3 tane daha transfer yapacağız. Herkes huzurlu olsun diye bu mesajı verdi. Şimdi tabii ki Özgürcüğüm yani kolay olmuyor ama ne diyordu herkes? Fenerbahçe çok arayı açtı, Galatasaray çok arayı açtı. Ya böyle olmuyor bu işler. Yani sen onlar yüksek paralara transfer yaptılar, Avrupa'nın iyi takımlarından iyi futbolcular aldılar diye sen de onlardan geri kalacak halin yok. Tamam, geçtiğimiz sene çok geri kaldık. Ama bu sene öyle olacak demek değil. Yani anlatılanlara, denilenlere baktığın zaman sanki Beşiktaş bunları, iki takımı yakalayamayacak gibi bir hava vardı. Bu havayı verdiler. Ama tabii ki biz futbolun içinden gelenler hiçbir zaman buna katılmadık. Çünkü sen iyi bir takım kurarsan, iyi bir takım yaparsan, nokta transferler yaparsan, yani amca dayı ilişkileriyle, menajer ilişkileriyle gözün kapalı transferler yapmazsan işte karşına çıkan bu transferler olur ve de isabetli transferleri yapmış olursun ve de takım bu görüntüyü verir. Şimdi Beşiktaş çok geri kalmıştı da bir anda Beşiktaş şimdi öne mi çıktı yani? Yok. Ama Beşiktaş iyi takım kurdu şu an. Yeterli mi? Onu tekrar söylüyorum. Yeterli değil. Bunu zaten yönetim kurulu da söylüyor. Bunu daha iyi takım haline gelmek için de yapacakları transferlerle Beşiktaş önü açık diye düşünüyorum Özgürcüğüm. Bu iki oyuncu hakkında somut bir şeyler söyleyebilir misiniz? Angelo Chelsea'den, Barcelona'dan Faye, stoper Faye. Gerçekten ilgilenilen oyunculardan mı? Özgürcüğüm, onlar hakkında yani çok seyretmediğim futbolcular. Yani ama dediğim gibi gençlere yönelmeleri ve de bu yönetimin hakikaten isabetli transferler yapması, bundan sonra da isabetli transferleri yapmalarını devam edecekleri anlamına geliyor. Yani bilinmeyen bir endur geldi. Biz gerçi arama ekibi olarak, scout ekibi olarak bunlar hepsi listemizde var bizim ama yani hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği futbolcular bir anda bakıyorsun Beşiktaş'ta oyuna giriyor ve gol pası atabiliyor. Yani onun için bu gençlerle tecrübelilerin harmanlanması ve de uyum sağlaması halinde de
Beşiktaş'ın önü çok açılacak Özgürcüğüm. Tabii Beşiktaş şimdi bu maçlarını aldı, iyi gidiyor ama daha zorlu bir tempoya da girecek. Beşiktaş'ın kulübesini bir an evvel güçlendirmesi gerekir. Beşiktaş'ın kulübede biraz daha zayıf gözüküyor, biraz daha kuvvetlenmesi lazım. Çünkü lig zorlu bir lig. Avrupa kupaları var. Şimdi işte yarın Lugano maçı var mesela. Avrupa kupaları başlıyor. Yani belki bazıları katılmayacak ama hani yorucu tempolar başlayacak. Bu yorucu tempoları da eğer rahat geçmek, iyi geçmek istiyorsan, iyi futbolla geçmek istiyorsan kadronda ona göre geniş olması lazım. Ben de şu an kulübenin biraz zayıf olduğunu görüyorum. Ama takviyeler yapılacaktır. Bu kulübede güçlendirildiği takdirde Özgür, Beşiktaş'ın hem Avrupa kupalarında hem Türkiye liginde iyi gideceğini düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum. Ve de Beşiktaş camiası da zaten bunu bekliyor. Bu havaya da girmiş vaziyette. Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılacak. Beşiktaş için bir opsiyon olabilir mi? Düşünülebileceği bir oyuncu mu Cengiz Ünder Beşiktaş'ın? Tabii şimdi Özgür ne dedik? Bu yönetim ve transfer komitesi yanılmıyorlar. Nokta transferler yapıyorlar. Tabii ki eğer Cengiz Ünder de araştırılır, hatta özel hayatına da bakılır, yaşantısına bakılır. Cengiz Ünder ne şekildedir son durumu? Son durumu zaten futbol olarak iyi değildi. Geçen sezon hiç ortada yoktu. Ama bir analiz edilir. Tabii ki iyi bir Cengiz Ünder'e kimse hayır demez. Ama Fenerbahçe'de bu kadar kadroda düşünülmeyen, geçen sene çok kötü olan, bu senede düşünülmeyen bir Cengiz Ünder'i Beşiktaş alır mı? O da biraz soru işareti. Peki. Süleyman abi, benim size sorabileceklerim bu kadar. Lugano maçı var tabii. Lugano maçı ile ilgili yorumunuz nedir? Yarın deplasmanda oynayacak Beşiktaş. Nasıl bir maç olur Beşiktaş'a? Tabii Özgürcüğüm, yani aslında iyi Türk takımlarının ve Beşiktaş gibi bir takımın Lugano falan, bunlar aslında Beşiktaş'ın rakibi değil. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın rakibi değil. Doğru. Bunlar zayıf takımlar. Çünkü biz Beşiktaş'ın biliyorsun o Şampiyonlar Ligi'ndeki kimleri deplasmanlarda ve iç sahada ne duruma düşürdüğünü, ne hale getirdiğini ve 14 puan toplayıp grubundan ne mağlup çıktığını seneleri geçirdik. Çok da uzun değil, 5-6 sene önce. Şimdi bakıyorsun ama takım geriye gitti. Tabii son 2-3 senedir sıradan takımlar bile geliyor, kafa tutuyor sana. Ama böyle olmamalı işte, biz bunu kabul edemiyoruz. Yani en azından bir standartımız, Avrupa'da standartı yakalamamız lazım artık. Hem milli takım olarak hem kulüp takımları olarak, yani bu takımları biz rahat bir şekilde geçmemiz lazım Özgür. Şimdi yarın da tabii ki iyi mücadele etmen lazım. Yani şimdi ben Lugano zayıf takım derken, sen mücadele edemezsen, koşmazsan, istekli arzulu oynamazsan Lugano takımı da sana kafa tutabilir, yenebilir. Ama işte Fenerbahçe oynadı. İki maçta da yendi bu sezon Lugano'yu. Biz de geçen sezon oynadık. İlk maçta yenildik. İkinci maçta gittik. 2-0 orada kendi sahasında Lugano'yu yendik. Haklısın. Yani tabii bunları Beşiktaş'ın bu takımları inşallah rahat geçeceğini düşünüyorum. Ya mühim olan gruplara kalıp puan ligine kalıp oralarda da iyi bir gelirler elde etmek, iyi de başarılar elde etmek. Çünkü kulüplerimizin aynı zamanda paraya da ihtiyacı var ve bu maçlar biraz da paraya endeksli de olması lazım. Çünkü sen başarısız olup elenirsen buradan gelecek olan gelirleri alamamış olacaksın Özgür. Onun için başarılı olmak zorundalar yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Süleyman abi. Bir şey değil Özgür'üm. İyi yayınlar. Herkese selamlar. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, kısa bir ara reklamlar için ve sonrasında at yarışını dinleyeceğiz. Sayın Süleyman Oktay, Beşiktaş'ın eski futbolcusu, şu anda da Beşiktaş'ta izleme komitesinde yer alıyor. Beşiktaş bölümümüzde düşüncesini sizlerle paylaştı. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, az önce
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan bir futbolcudan bahsetmiştik. Mikael Faye. Barcelona Futbol Kulübü'nde oynuyor. Çok genç bir stoper, sol ayaklı. Beşiktaş'ın aradığı nitelikte bir oyuncu. Beşiktaş'la birlikte bu futbolcu Lille ve Rennes talip. Şu anda PSV Eindhoven'ın Hollanda kulübünün de bu futbolcu için transfer girişiminde bulunduğundan bahsediliyor. Oyuncu 1,5 milyon euro kazanıyor. Bu maaşla ilgili bir sorun olmadığı anlamına geliyor ama Barcelona 10 milyon euro istiyor minimum. Ayrıca haklarının %50'sini de saklı tutmak istiyor ya da işte bu 10 milyon euronun biraz daha üstünde bir rakamla 15 milyon euroya geri alma hakkı istiyor. Dolayısıyla bu noktada Barcelona ile anlaşmak lazım. Çünkü oyuncunun gelişim potansiyeline inanıyor Barcelona'nın yetkililer. Bu dönemde belki tecrübe kazansın, çok maç oynasın diye onu elden çıkartacaklar. Ama bu gelişimine bağlı olarak daha iyi bir seviyeye geldiğinde Barcelona ondan vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla geleceğini de kontrol altında tutarak bir transfere izin verecekmiş Barcelona'nın yetkililer. Bakalım Beşiktaş, PSV, Lille ve Rennes'le girdiği transfer müzakeresi yarışından galip ayrılacak mı? Yoksa başka bir hedefe mi yönelecek? Bir sol stoper alınacak. Ben aslında çok da anlamış değilim Beşiktaş'ın neden sol stoper aradığını. Belki yani iki ayağını kullanan tecrübeli, oyun bilgisi yüksek bir stoper alınabilir Beşiktaş'a. Birinci bölgeden daha iyi top çıkartabilmek için. Ama zaten Emirhan topçuyu aldı Çaykur Rizespor'dan. Bu oyuncu son maçta olduğu gibi sol bek de oynayabiliyor. Antalya Spor maçında sol bek oynadı. Stoper olarak oynadı bir sezon boyunca Çaykur Rizespor'da. Hatta defansif orta saha olarak oynuyor. Yani ayağına da hakim. Buna rağmen böyle bir arayışı, Raşika varken sağ kenarda oynayabilecek bir futbolcu arayışını çok da anlamlandıramıyor. Ama tabii Van Bronckhorst, teknik direktör Van Bronckhorst'un talepleri doğrultusunda Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Mehmet Sepil, Göztepe kulübünün onursal başkanı bir açıklama yaptı. Ali Koç'un sahada iterek düşürülmesini kendini şok ettiğini belirtiyor. Mehmet Sepil yaptığı açıklamada onursal başkan, Göztepe'nin onursal başkanı. Umarım her iki camiada bundan sonra aklı selim içerisinde yaşananı sükunetle karşılayıp daha mantıklı ve dengeli davranırlar. Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olur diyor. Görmeyi hiç istemeyeceğim bir manzaraydı bu diyor. Yaşananlar beni ve arkadaşlarımı derinden etkiledi demiş Mehmet Sepil. Uzun süre Göztepe'nin başkanlığını yaptı. Hatta 3. Lig'den Süper Lig'e giden uzun macerada başkandı. Şimdi tabii onursal başkan olarak yer alıyor ama hiç kuşku yok ki çok önemli bir ağırlığı var Mehmet Sepel'in Göztepe kulübünde. Ankersen hisselerin büyük çoğunluğunu alan kişi olarak Southampton'ın yönettiği gibi Göztepe'yi de yönetiyor. Sevgili dinleyiciler, Göztepe Fenerbahçe, Konya Spor Galatasaray maçında VAR'ın müdahaleleri, bu maçlarda görev yapan Konya'da Volkan Bayars'tan, İzmir'de Mustafa İlker Coşkun çok eleştirildi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçen sene başlattığı uygulamayı devam ettiriyor. Bu her iki maçta iptal edilen goller, Icardi'nin iptal edilen golü, Göztepe'nin ilk yarıda attığı ve iptal edilen golüyle ilgili VAR kayıtlarını açıkladı. Hep birlikte dinliyoruz. Potansiyel bir APP'de faulden potansiyel bir gol iptal için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu açım hocam. Gol. Hocam bu aç. Gol. Faul. Hücum faul. Evet, hücum. Bu açım hocam. Evet. Açtım geldim hocam. Evet, bakıyorum. Tamam. Hiç sesin gelmiyor. Evet, bak görüyorum. Tamam. Tamam, golü iptal ediyorum. APP'de olduğunu göstereceğim, bekle. Sonuna tamam kadar izleteceğim göster sana. Göster. Tamam. Ayaktaki temas tamam anında bir daha gel. Direnç, beni duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel faul için. Hangi açı hocam? Gel şimdi. Bu Caner, dakika. Biri bu. Şu açı öncesi. Sonra da bu mu? Evet. Tamam. Şimdi gel geriden bunu bir %50 hızla oynat. Al geriye. Geldim açtım abi hocam. Tamam, al geriye. Al geriye %50. Evet. Direnç'im. Duyuyor musun beni? İstiyorum. Volkan? Şimdi evet. Beyazlı oyuncu topa vurmak isterken Galatasaraylı önüne koyuyor. Konyalı Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa gidiyor.
Topa Galatasaraylı tamam temas etmiş oluyor. Görüyorsun atak tamam, başlangıcı bu. Oyuncu topa değemiyor, doğru mu? Başka bir açı. Evet, sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Evet, bu açıya da bak. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın ayağının önüne topu koyduğu için, ayağını rakibinin önüne koyduğu için teması sağlıyor tamam. Topa. İkinci ses kaydı Konyaspor Galatasaray maçına aitti. İki ses kaydı da Göztepe Fenerbahçe maçına aitti. Duyamıyorum, sizi duyamıyorum ama tamam golü iptal ediyorum falan dedi maçın hakemi. Mustafa İlker Coşkun'un VAR'daki kişinin uyarısıyla. Az önce de Volkan Bayarslan'ı dinlediniz. Israrla diyor ki beyazlı oyuncu Galatasaraylı oyuncunun ayağını beyazlı oyuncunun önüne koymasından dolayı topa vuramıyor dedi. Vuramıyor dedi. Enteresan bir şey. Bir daha izle, bir daha izle diyor. Hakem de diyor ki, maçın hakemi diyor ki yani Torreira Galatasaraylı oyuncu topa temas ediyor mu etmiyor mu diyor. Ona hiç cevap vermiyor. Diyor ki ayağını önüne koydu da vurdurtmadı Konyasporlu oyuncuya diyor. Ben skandal niteliğinde buluyorum bu konuşmaları. Bu da zaten suçun itirafı niteliğinde bir ses kaydı olmuş. Bu iki hakem de bence bundan sonraki süreçte görev alamayacaklar. Tabii kulüplerin tepkilerine bağlı olarak bir karar çıkacaktır. Hiç kuşku yok. Ya da verilecek karar etkilenecektir. Verilecek kararın niceliği ortaya çıkacaktır. Ama ben özellikle Volkan Bayarslan'ın şu konuşmalarından da yola çıkarak çok iyi niyetli olmadığı sonucuna varıyorum. Sevgili Turgay Beşyıldız, usta gazeteci, bizimle birlikte Yeni Çağ'daki yazılarıyla takip ediyoruz kendisini. Turgay abi hoş geldiniz. Sevgili Turgay Beşyıldız, beni duyabiliyor musunuz? Sanırım telefon hattında bir problem meydana geldi. Bu problemi giderdikten sonra kendisiyle tekrar bağlantı kuracağız değerli dinleyiciler. Benim yorumum bu. Bu VAR kayıtları ile ilgili olarak. Bu VAR kayıtları sezon boyunca anladığım kadarıyla sürekli olarak yayınlanacak. Ama buradan da anlaşılıyor ki çok ciddi VAR hataları yapılmış. VAR'ın müdahalesi ile ilgili çok ciddi hatalar yapılmış. Tabii maçın hakemleri de maçın yarattığı etkiyle tansiyonun yüksek olması nedeniyle doğru kararlar verememişler. Ben bunu görüyorum. Sevgili İncer, Trabzonspor'da 4 ayrılık kamuoyunu aydınlatma platformuna bildirildi. Gökten Gürpüz'ün Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı Trabzonspor. Bordo Maviler ayrıca Batuhan Kör'ün Van Spor'a, Murat Cem Akpınar'ın Sakarya Spor'a, Hakan Yeşil'in ise Pendik Spor'a transfer olduğunu da kamuoyunu aydınlatma platformuna bildirdi. Sevgili dinleyiciler, Trabzonspor'da da St. Gallen maçının hazırlıkları devam ediyor ve böylece ayrılıklar oldu. Trabzonspor hem forvet transferi ile ilgili çalışmasını yürütürken hem de kadrosunu sadeleştiriyor bir yandan. Raheem Sterling için resmi bir açıklama geldi İngiltere'den. Bakalım neymiş bu açıklamanın içeriği. İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Raheem Sterling ve Ben Chilwell'ı kadroda düşünmediklerini söyledi. Bu aslında sürpriz bir açıklama olarak kabul edilemez. Sevgili Turgay Beşyıldız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de güzel bir akşam temenni ediyorum. Sağ olun. Az önce VAR kayıtlarını dinledik. Bir yorumunuz var mı? Bir de sizden dinleyebilir miyim acaba? Bir değişiklik var mı diye. VAR kayıtları ile ilgili mi? Evet evet. Yok, herhangi bir değişiklik yok. Ben her iki maçta da hatalar yapıldığını, VAR'ın müdahalesinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Konyaspor Galatasaray ve Göztepe Fenerbahçe maçlarında. Yani maalesef zaman zaman oluyor ama bunlarda asla ben kasıt falan görmüyorum. Kasıt aramıyorum. Daha ligin ikinci haftasında, üçüncü haftasında ve maaşları yükselen İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından maaşları yükseltilen hakemlerin, VAR hakemlerinin, AVAR hakemlerinin, orta hakemlerin, yan hakemlerin, dördüncü hakemlerin bundan sonra belki bugüne kadar da yaptıklarını söylemiyorum ama bundan sonra kolay kolay hatalı bir maç yöneteceklerini sanmıyorum. Bu federasyon işlerini bitirir. Açık ve net söylüyorum. Yani, yani Hacı Osmanoğlu'na güveniyor musunuz %100? Ya bu kararlarda güvenirim. Bu kararlarda şey vardır, acımasızlığı vardır. Anladım. Bana göre de öyle olması gerekiyor. Yeter ki emin olursun. Anladım. O zaman bu Volkan Bayarslan'ın ya da işte Mustafa İlker Coşkun'un bundan sonra görev alması zor gözüküyor. Şöyle diyorum, kasıt varsa olabilir ama ben kasıt olduğunu sanmıyorum. Ligin ikinci haftası yani. Anladım. Ligin ikinci, olabilir, görmemiş olabilir, kaçırmış olabilir ya da öyle karar vermiş olabilir ama
bunu bilerek ligin ikinci haftasında böyle bir kasıtlı karar vereceklerine inanmıyorum. Yani insanlar hemen bir şey olduğu zaman hemen hakemlere de bakmasınlar. Biraz sahanın içine, yöneticilerine, başkanlarına, antrenörlerine, taraftarlarına biraz baksınlar. Hmm. Yani herkes zaten sahanın içindeki hakemlerde de var olasılığı hakemleri aramasınlar. Trabzonspor'da St. Gallen maçı öncesi son durumda. Evet. Şöyle, Trabzonspor bu sabah kafile İsviçre'ye uçtu. Bu Trabzonspor'da St. Gallen maçı öncesi adeta nefeste tutulmuş durumda. Avrupa'ya açılan son kapıdan geçmek istiyor artık Bordemar'da. Özellikle teknik direktör Abdullah Öcüs'ün bu karşılaşmanın önünde oldukça fazla. Sesin geliyor mu? Geliyor. Net geliyor. Rapid Viyana yenilip UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi sonrası eleştiri oklarını üzerine çekmişlerdi. Bir haftadır St. Gallen maçına hazırlanıyor. İsviçre ekibinin bu sezon hem kendi liginde hem de konferans ligindeki tüm maçları analiz eden deneyimli teknik adam oyun planını da buna göre yapıyor. Avcı'nın antrenmanlarında topa sahiplik, final pasları, kenar ortaları, kanat kombinasyonları ve duran topları üzerinde durduğunu biliyoruz. Hücum oyuncularına da kaleye gördükleri yerden şut çektiğini söylediği kulağımıza geldi antrenmanlarda. Çünkü bu hafta antrenmanlar kapalıydı. Tüm planlarını tur geçip adını gruplara yazdırmak olarak belirliyor deneyimli teknik adam. Çünkü Cep Kanemi elenmesi halinde Trabzonspor'un teknik yönetiminde sıkıntılar yaşanabilir. Bu yüzden oldukça önemli bir maç Abdullah Gül'ün rapid bir yerin maçına göre kadroda önemli değişiklikler yapabileceği konuşuluyor. İsterseniz konuşmamın sonunda muhtemel 11'i de verebilirim. Tabii. Avcı'nın hücum hattında Dragu ile birlikte Enis Denstan'ı kullanabileceğini, Enis Denstan'ın önünde Dragu'cu arkasında oynatma imkanı olduğunu ve düşündüğünü sanıyorum diyebilirim. Tabii burada Orsic kadroya girdi bu maçta. Teknik direktör Abdullah Gül kadro dışı olan teknik Ondas, Umut Bozuk ve Vaniye'ye konferans ligi playoff turu kadrosunu almadı. Öte yandan bir önceki maç kadrosunda Vaniye var, özür diliyorum, onu geriye aldım. Öte yandan bu önceki maç UEFA kadrosunda yer almayan Irvat oyuncu, kanat oyuncusu Mislav Orsic St. Gallen maçında kadroda bulunuyor. Ama Trabzonspor'un biraz bek sıkıntısı var. Trabzonspor'da bu maç öncesinde bek sıkıntısı yaşanıyor. Bordo mavilerin Rapid Viyana'da oynadığı maçta kırmızı kart gören Portekizli Pedro Malheiro ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Eren Elmalı yarın akşamki maçta forma giyemeyecekler. Bunların yerine sağ bekte Malheiro'nun yerine Ozan Tufan ya da Serkan Asan'ın forma giyebileceğini tahmin ediyorum. Sol bekte mutlak Barisic forma giyecek diye düşünüyorum. Düşünmüyorum değil, öyle bir ihtimalle. Bu akşam saat 19.30'da bu maç için UEFA'nın verdiği biliyorsunuz konferans ligi playoff turu ilk defasında deplasmanında iki takımda antrenmanlarını 15 dakika açıyor ve basın toplantıları yapıyor. Bu akşam Kuyum Park stadyumunda 19.30'da Avcı ve Solbet Barışık basının önüne çıkacak. İsviçre ve Türk basının önüne çıkacak. Ayrıca yine yarın Kuyum Park'ta saat 20'de bu akşam yine 20'de yarın akşamki maç için son idman yapılacak. Bu akşam 20'deki antrenmanda stadyumun maçının ya stadyumda olacak 15 dakikalık bir çalışma var. Bu arada biliyorsunuz bir transfer konusu gündemde. Güney Koreli 10 numara transferinde yaşanan gecikme sebebi var. Bunun da Kuyun Seo Kong'un kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor Güney Koreli 10 numarayı hafta başında Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Ancak transferde yaşanan gecikme soru işaretlerini beraberinde getirdi biliyoruz. K. Gent ile Bonservis konusunda anlaşan Bordomar'da büyük ölçüde söz kestiği Hong'un sözleşmesindeki bir madde ile ilgili görüşmelerine devam ettiğini biliyoruz. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine çıkış partisi eklemek istediği öğrenilirken taraftarların henüz rakam konusunda anlaşmaya varmadığını da biliyoruz. Gelen bilgiler arasında Hong'un 10 milyon euro serbest kalma maddesine ısrar ettiği söyleniyor. Trabzonspor yönetimi ise serbest kalma maddesinin 15 milyona çıkarmaya çalışıyor. Yönetim en uygun koşullarda bu sözleşmeyi imzalamak istiyor ama bu arada son yarım saatte Trabzonspor'da 4 oyuncu ile yollar ayrıldı. Haberiniz var mı? Az önce anons ettim onları. Öyle mi? O zaman yok, bir tanesi kiralık olarak gitti. Gökten Kürbüz Karabüyük kiralık olarak gitti. Cem Akpınar altyapıdan yetişen Cem Akpınar, Hakan Yeşil ve Batuhan Kör. Alt yapıştan yetişen 3 tane oyuncu A takımda da bir iki maç yer almışlardı geçen yıl onların üçlülerde. Evet. Sakarya Spor'da Cem Akpınar hakkı Hakan Yeşil, Bendik Spor'a Batuhan Kör'de Mars Spor'a bonservisleriyle gitti. Yoktan
Karabülü'ye kiralık gitti. Peki. Çok bunun teşekkür ederim. Tamam, bitirebilirim isterseniz. Tamam. Çok teşekkür ederim sevgili Turgay Beşyıldız. Eksik olmayın. Yarın isterseniz yeniden bir konuşma yaparız maç öncesi son durumu almak için. Bugün için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.